Şartlısın da sen. Rahat duramadın mı? Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. İftira. Abi burası çok havasız ya. Şu kapıyı mapıyı bir yere açsak be abi. Lan sen daha burada duramıyorsun. İçeride dur da cezayla ne alt yiyeceksin? Abi yemin ediyorum vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Ya Umut benim üvey kardeşim. Yani aramızda son zamanlarda bazı ufak tefek problemler oldu. Memur bey, biz de üç onluk delikanlıyız. Bu saatten sonra sırtımızda ayna mı taşıyalım? İşte bak görüyorsun insan kız kardeşine bile güvenemiyor. Hayır yani intikam almak istedi benden diyeceğim ama yani böyle de olur mu? Anlamadım ki ben. Gittiğin yer karakol değilse benimki orası olacak. Hem de sabah erkenden. Demedi deme. Kızını zapt edemedim. O kazaydı biliyorsun. Allah'ın belası. Sonunda yıktın tüm dünyamızı. Ona da bana da tutunacak dal bırakmadın. Sana lafın kârı yok. Ama ahın çok büyük zafer. Çok büyük. Rabbim kimsenin ahını kimse de bırakmaz. Bir gün bunları senden öyle bir çıkaracak ki. Bana da gösterecek. Gösterecek. Tek duam çocuklarına acısın. Sadece sen yan Zafer. Sadece sen. Allah'ım, Allah'ım, duy sesimi, duy sesimi. Senin kızın kıymetliyse benim de oğlum kıymetli. Oğlumu korumayayım mı? Korumayayım mı oğlumu? Arayacağım ben seni yarın, konuşuruz. Bu ne? Film. Hadi ya. Nasıl gideceğim? Abi. Abi. Hı. Korkma, arabanı istemiyorum. Ya hakikaten bilmiyorum nasıl gideceğim. Nereye? Oho. Okula abi. Ya sen neredesin? Ayarlarım ben yarın. Şoför bırakır seni. İşim olmaz şoförle falan. Ya aslında metro gitse süper olacak ama. Anlaşıldı. Sen de bilmiyorsun. Biraz suyunu çeksin. Temizlerim.
Oğlum ne hale getirmişsin burayı ya? Temizle şurayı, sehpa kabaracak. Hoş geldin aramıza. Ya hayır, aşık mısın diyeceğim. Ama daha cümle ağzımdan çıkarken kulaklarımı tırmaladı. Ne aşkı canım, Allah Allah. Kafam işe kaydı. Hadi iyi geceler. Temizle şurayı da. Hadi. Çalışmak için dünya gelenlerdensin sen zaten. Ne aşkı? Çok konuşma da yatsın. Yarın okulun falan yok mu senin? Abini buraya aldırdın. Şimdi neden ifadeni değiştiriyorsun? Tehdit varsa söyle, çekinme, yardımcı oluruz. Musa benim üvey abim. Sürekli hayatımı zorlaştırıyor. Ben de onun canını yakmak istedim işte. Olayı savcılığa intikal ettirdik. Yarın derdini savcıya anlatırsın. Bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bu gece iyice bir düşün, taşın. Canım, ağrın mı var? Umut nerede? Bilmem. Ne demek bilmem? En son onun sesini duydum ben. Buradayım dedi. Geldim dedi. Beni böyle bırakıp gitmez o. Polisler ifadeni almak için kendine gelmeni bekliyorlar. Olanları anlatabilecek misin yavrum? Biz de meraktan ölüyoruz. Önce Umut'u görmek istiyorum. Seni bu hale onun ya babası ya abisi getirdi. Kendine gelene kadar öldüm öldüm dirildim. Gözünü açar açmaz Umut deme bana yavrum. Nereden biliyorsun anne, orada mıydın? Yok öyle bir şey. Oo, kendine gelmişsin. Nasılsın oğlum? Sen bir de onları gör. İşi şakaya vurduğuna göre bizimki iyileşiyor demektir. Umut'unkiler değil deyip şakaya vuruyor. Şakaya vurulacak şey ya. Hemşire hanım geldiğine göre bence biraz çıkıp hava alalım. O da işini yapsın. Ha? Hadi canım. Hadi gel. Umut. Dur bakayım sana şöyle bir. Aa. Senin kafa iyice gitti artık. Tamam, ben yaparım. Şey diyecektim. Şimdi Ozan'ı döven Musa mıymış, değil miymiş? Ben tam anlayamadım. Umut, ne oluyor? Neden beni geçiştirip duruyorsun? Bak, korkuyorum senin için. Sen Musa'yı kolay kolay ele vermezdin. Ya anlatırım bir ara, fırsat olmadı. Israr etme Allah aşkına, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi. Hesap görme zaman nihayet Beril'cim. Gazamız mübarek olsun. Gelmemi istemediğinizden emin misiniz? Görüşürüz. Güle güle. Bakma öyle düşman düşmana. Bana yol bırakmıyorsun. Musa keyfinden mi dadandı o çocuğa? Seni düşünüyor. Seni korumaya çalışıyor kendince. Sana yaptıklarının hesabını sormaya çalışıyor. Bak. Sen nankör olursan ben nankörün kralı olurum. Akıllı ol. Ananı da beni de değmez bir için yakma. Thank you.
şey desene alo. Sana diyecek hiçbir şeyim yok. Nafakaya itiraz etmez değil mi? Bence etmez. Hem arada çocuk da yok. Verdiğimiz teklif de gayet makul. Asude Hanım'ı iyi tanırım. Gururundan bu işi kapatmaya bakacak. Zaten şu ana kadar her yolu araştırmıştır. Başka bir şey çıkaramayacağının o da farkındadır bence. Kaderin kızının ağzında. İnceldiği yerden kopsun Zafer. Umut'la Alim dışarıda sizinle birlikte olmasa, onlara leke sürmek olmasa bir gün bile düşünmeyeceğim. Gidip kendimi ben ihbar edeceğim. Hiç değilse bilirim ki cezam bir gün bitecek. Benim korkum içerisi değil. Son defa soruyorum. Şikayetini geri çekmek istediğine emin misin? Evet. Bir anlık öfkeyle hareket ettim. Özür dilerim. Beni bıçaklayan abim değil, bir kapkaççıydı. Polise verdiğim ilk ifade doğrudur. Dışarıda bin bir türlü olay varken polisi savcıyı gereksiz yere oyalıyorsunuz. Sonra bir de özür dilerim filan. Çocuk oyuncağı mı bu? Çok haklısınız efendim. Peki siz şikayetçi misiniz kardeşinizden? Hayır efendim, şikayetçi değilim. Mahkemeyi böyle bir olayla gereksiz yere işgal etmemek için sizi bu defaya mahsus affediyorum. Yalnız tekrarı olursa kamu personelini gereksiz yere meşgul etmekten yatarsınız. Müvekkilim sunulan şartları kabul etmiyor hakim bey. Mete Bey'in kişisel hesaplarında ve şirket hesaplarında görülen rakamlar ortak şirket hesapları üzerinden yapılmış olup tamamen usulsüzdür. Sayın hakim, itiraz ediyorum. Müvekkilimin şirket hesaplarında hiçbir usulsüzlük yoktur. Kayıtların incelenmesini talep ediyoruz hakim bey. İşi böyle boşuna uzatıyoruz Asude. Aranızda konuşmayın. Mete Bey'in üzerine kayıtlı. Evliyken eşiyle birlikte oturdukları evinde tüm ödemeleri müvekkilimin ortak olduğu şirket üzerinden yapılmıştır. Dolayısıyla ortak mülktür. Biz bu evi tazminat olarak talep etmekteyiz. Karşı tarafın müvekkilime önermiş olduğu 7500 liralık nafaka bedelinin ise müvekkilimin yaşam standartları, eşinin şirketine katmış olduğu 20 yıllık emek ve değer göz önüne alınarak en az 12 bin lira olarak yeniden düzeltilmesini talep ediyoruz. Ayrıca... Sen beni öldüreceksin ha. Bu kaçıncı be? O kadar da tembihledik. Umut. Umut. Yavrum beni bir dinle. Umut dinle beni. Anne bırakır mısın peşimi? Beni bir kerecik dinleyene kadar bırakmayacağım peşimi. Anne. Annem azıcık yavaş yürü bari. Ben senin kadar koşamıyorum. Anne ben sana başka bir sır var mı demiştim. O zaman konuşsaydın. Umut öldürme beni, öldürme beni. Elini ayağını öpeyim. Kız dinle. İyi hadi gel. Senin akbilinde para var mı? Var. İyi. Ben burada dolduracak yer bulamadım da. İyi, ben yeni doldurmuştum.
Tamam. Şunu al, sendekini bana ver. Benim elde avuçta ne varsa harç duruştu, oraya gittik. Para kalmadı. Baba. He. Sen bu Umut'u nasıl ikna ettin? Hayır, o yani ölse senin lafınla ikna olmazdı. Bir yerden yakaladı. Ama nereden? Sen anlatsana bana şu işin bir aslını. Oğlum, seni kurtaracağım dedim mi? Dedim. Kurtardın mı? Kurtardım. Sen üzümü niye? Ne yapacaksın bağını? Belki istediğiniz gibi bir baba olamadım ama evlatlarım söz konusu olduğunda biz de panterizdir evelallah. Hah, otobüs geliyor, gel. Gel gel. Asude. Mete Bey lütfen, tutanak tutturmak zorunda bırakmayın bizi. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Arabada bekliyorum. Avukatım avukatını defalarca aradı. Bir kere olsun geri dönmediniz. Eğer daha önceden kararlaştırsaydık bugün biterdi bu iş. Sana gayet makul bir teklif sundum. Şaka mı yapıyorsun? İstediğin kadar hesapları incelettir. Yetki bendeydi. Kayıtlarda senin de imzan var. Hiçbir şey tutturamazsın. İşi boşuna yokça sürüyorsun. Seni sevdim, sana güvendim bir adam. Senin aklın değil, benim sevgim bana bu enayilikleri yedirten. Kendi zekanı da bu kadar önemseme ayrıca. Senin verdiğin sadakaya eyvallah diyeceğimi mi sandın? Sen beni hiç tanımamışsın. Ayrıca daha yeni başlıyoruz tatlım. Ha, unutmadan. Şu sıralar vergi memurlarıyla ondan daha fazla görüşmek zorunda kalacağın için küçük sevgiline özürlerimi ilet. Ne demek bu? Yani ben kendi payımı alamıyorum. Bari devlet alsın diyorum. Sevaba girmiş olur. Hı? 16 yaşında çocuktan ne beklersin? Cahillik işte. O yaşlarda filmleri seyrediyor, seyrediyor. Hayal kuruyor insan. İki somon ekmeğim olsun, benim olsun. Evde cehennem olunca dışarıdaki her şey saray görünüyor. İki tatlı söze kandım ben. İki tatlı söze. Ağzı çok iyi laf yapardı. İstedi mi, yılanı deliğinden çıkarırdı. Bizimkiler anlamış ne olduğunu da. Ben salak işte. Vermeyince kaçtım. Birkaç hafta cennette. Ev arkadaşının eviymiş. Arkadaşı memleketteymiş. O dönünce ben de dünyaya döndüm. Arkadaşı kenafir gözlünün tekiydi. Zorla ikna ettim. Çıktık oradan. Tek gözle evlerde süründük. Bir şikayetim yoktu ama. Evcilik oynar gibi. Orayı da süslemeye çalıştım. Neden geri dönmedin peki? Babam. Babam öldü gitti, beni affetmedi. Ölüm döşeğinde telefon ettim de çıkmadı. Helallik vermedi ki, nereye gideceğim? Peki neden o gece? İçip içip gelmeye başladı. O pavyonda o soktu beni işe. Gencim daha. Böyle değilim ki. Utanıyorum kopuğun bakışından. Kendimi çirkinleştirmek, yaşlı göstermek için ne yapacağımı şaşırdım. Yine de tuvalete girip çıkan, yolda kıstıran yoklar. Ağlıyorum her gece. Beni buradan çıkar diye. Bahşiş iyi. İki
yoklasalar neyin eksilir diyor. Batırıver iğneyi, bir şey yapamazlar diyor. Sana hamile kalmış. Haberim yok. Öyle doğum kontrol falan şimdiki gibi nereden bileceğim? Hamile olduğumu da nice sonra anladım. Adet olmuyorum diye seviniyorum bir de. Çok karın ağrısı yapıyordu çalışırken. Seni doğurdum. Üç gün sonra işe gönderdi beni. Seni bırakacak yer yok. Kime bırakacağım? Benimle oralarda süründün. Temizlik malzemeleri odasına yatırdırdım. Allah'tan geceleri bebekken hiç uyanmazdın. Çok güzel bir bebektin. Çok. Böyle bir ahı olacağın o zamandan belliydi. Sana bakan bakmaya kıyamazdı. Sen büyüdükçe içimde köz büyüyordu. Nasıl koruyacaktım seni o bataktan? Çıkar beni buradan dedikçe dırdır etme diye basıyordu sopayı. Ben hatırlamıyorum. Küçüktüm. Küçücük. Seni temizlik odasına soktum ve hiç çıkarmazdım ki. Hatırladıklarını da değiştirmek için çok uğraştım. Çok. Yıllarca hep başka şeyler anlattım. Peki nasıl oldu? Sen bir yandan, evin işi bir yandan, orası bir yandan. Sinirlerim yıpranmış iyice demek ki. O gece geldi. Yövmiyeyi beğenmedi. Temizlikte para yok. İçeride masalarda çalış diye ısrar etti. Artışmaya başladım. Gerisini biliyorsun. Zafer'in anlattığı gibi. Hiçbir kastım yoktu. Hiç. Yeminle. Öyle. Öyle. Oluverdi. Zafer. O hep oradaydı ya. Görüyordu, biliyordu ne yaşadığımı. Onun da karısı yeni ölmüş. Teslim olursan çocuğun hapishanelerde perişan olur. Değer mi o dedi. Sen benimkilerine ana olursun. Ben seninkine baba. Geçinir gideriz. Yepyeni bir hayatımız olur dedi. Korkmuştum. Perişandım. Düşünecek halim yoktu. Seçeneğim de yoktu. Kaçtık. O gece birlikte şehri terk ettik. Önceleri minnetten. Sonra tehditten. Hiç yakamı kurtaramadım ondan. Hiç. Hepsi. Ben hastaneye gidiyorum. Ozan'ı göreceğim. Thank you.
Sedef olur mu? Sedef mi? Aman aman. Ben o kızın kaprisini bir daha çekersem vallahi bu işi bırakıp gidip Bodrum'a yerleşirim, domates satarım daha iyi. Efendim. Merhabalar, buyurun. Nasıl? Peki dün? Anlıyorum. Dün de gelmedi yani. Tamam. Ben görüşeceğim kendisiyle. Sağ olun. Rüzgar mı? Yapma daha destur. Umut. Kızı biz yazdırdık diye velisi mi olduk? Seni aramaları büyük saçmalık. Ben konuşurum. Bilgilendirmeyi ben istedim. Pardon. Olmuşlarla uğraşamıyorken bir çömezi takip etmek istemezsin diye düşünmüştüm ben de. Takip edeceğim tabii. Para yatırıyorum ben bu işe. Hem bu kız yüzünden Aslı'nın canı yansın istemiyorum. Zaten kadıncağızın canı burnunda bir sürü işi var. Şu rahatlığa bak ya, gamsızlığa bak. İnanılır şey değil yani. Hanımefendiyi arıyorum açmıyor, bir de üstüne üstlük meşgule veriyor. Karşıma çekip konuşacağım ama. Eğer böyle sallayacaksa bu işi, ne benim paramı ne de Asüten'in vaktini boş harcasın. Neyse, işimize dönelim. Başka ne var? Bir de bu var. İşte beklediğim an. Gelmeyeceksin diye çok korkmaya başlamıştım. Nasıl oldun? İyi misin? An. Benimle ne konuşacaktın? Onu kaçırdım, tek sıkıntım o. Ozan, sana bunu yapan Musa. Ben onu şikayet etmeye gittim korkma, ama... O kadar özledim ki. Çok özledim. Ağrım vardı şu an geçti. Yemin ediyorum. Yani, abartmıyorum gerçekten. Benim ilacım sende demek ki. Bana onu söyle, gerçekten başka bir şey duymak istemiyorum. Her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum. Polislere ifade vermen gerekiyor. Neredesin oğlum sen? Geldim abi. Geç artık onu.
söyleyebileceklerim bu kadar. Bu kadar mı? Musa'dan söz etmedin. Musa kim? Musa kız arkadaşımın abisi. Babam bir suçlu bulma derdinde ama konunun Musa'yla hiçbir alakası yok. Ben bana kimin saldırdığını, neden saldırdığını bilmiyorum. Ama kimin saldırmadığını çok iyi biliyorum. Musa'lardan biri değildi. Gerçekten. Azmettiren olabilir mi? Musa çapı o kadar geniş bir adam değil. Memur Bey lütfen gereksiz yere ifademe dahil etmeyin. Birazdan ifadenizi imzalatmak için geliriz. Bir an hiç gitmeyecekler sandım. Neden şikayet etmedin? Ben artık aramızda hiçbir engel istemiyorum. Kaldıramam, yeter. Kaynatmak oluyor. Beni affettin mi? Umut. Ozan benim gitmem lazım. Daha yeni geldim. Yine gelirim. Bir iş görüşmem var. Geçmiş olsun. Umut bir dakika. Bak kızım. Seninle bu konuda konuşmak bana çok zor geliyor. Ozan'ın anlattığına göre senin ailendeki asil duruşunu çok takdir ediyorum. Birbirinizi sevdiğiniz belli. Ben de bu sevgiyi desteklemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Hatta bu konuda karımı bile karşıma aldım biliyorsun. Yani onun da hedefi sen değildin aslında. Bak, Ozan ne derse desin... Bu işin arkasında senin ailen olduğundan eminim. Ama maalesef oğlum elimi kolumu bağlıyor. Sen makul ve mantıklı bir kıza benziyorsun. Bu iş böyle çok uzun sürmez. Yani sevda her zaman dağları taşları delmeye yetmez kızım. Böyle bir olay bir kez daha olursa Ozan bile beni tutamaz. Ve o zaman kimse ayıklayamaz o pirinci. Şimdi senden bize ve kendine yardımcı olmanı rica ediyorum. Bir baba olarak istiyorum bunu senden. Ve bu konuda söyleyeceğin her şeyi yapmaya hazırım kızım. Ben... İyi günler. Alo, merhaba. Numaranızı tanıyamadım. Kiminle görüşüyorum? Hakan Demirer ben. Kaydetmedin herhalde. Hakan Bey, çok özür dilerim. Numaranızı kaydetme fırsatım olmadı. Buyurun. Akademiden aradılar. Derslere gitmiyormuşsun. Bu konuyla ilgili görüşmek istiyorum seninle. Ofisime bekliyorum. Mümkünse hemen. Geliyorum. İyilik yaptın, dert buldun Hakan'cığım. Bu tiplerin aklı bir karış havada olur. Boşuna vakit harcıyorsun. Ben kulağını çekeyim de gerisini kendi bilir. Kas dosyası.
Bak şuraya yazıyorum. Babamın elinde öyle bir koz var ki Zeliha anneydi. Umut da fırfır oynatıyor vallahi. Vallahi benim beynim basmadı. Yani Umut'un ifadesini geri aldırabilecek kadar önemli ne olabilir ki? Öğreniriz illaki. Dur bakalım. Hayatım, nerelere battın? Bulamadın mı yoksa parayı? Hem de hepsini bulmuş. Aşkım benim. Tak diye koyuverdin önüme. Ay bir de bulamam diye o kadar tafra yaptın ha. Tak diye ha? Tak diye tabii. Basıyorum ya ben. Çaldım kızım o parayı ben. Fuş. Ne diyorsun sen? Al. İstemem ben bu parayı. Ben sana git de çalma dedim. Adamı zıvanadan çıkarma. Al şunu. Nereye sokacağım ben bu parayı ha? Köprü altına mı çıkayım Tayfur? Sen demedin mi bunları? Kızım. Bak ben senin için hırsızlığı göze almışım. Sen beni parayla mal gibi ortada mı bırakacaksın ha? Al işte. Kapat borcunu. Böyle bir aksilikle başladığımız için gerçekten üzgünüm. Ama inanın derse gitme şansım yoktu. Makul bir sebep alamadım hala. Bak, ben senin bu işin ciddiyetine vakıf bir insan olduğunu düşündüğüm için elimi uzattım. Ama sen daha ilk günden Asude'nin de güvenini boşa çıkardın. Siz benim abimle tanışma talihsizliğini yaşadınız. Ailem hakkında az çok bir bilginiz var. Neden şu an bunu anlatamadığımı da tahmin ediyorsunuzdur. Bakın, yardımınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım. Paranızın takibini yapmak sizin en doğal hakkınız. Ama ben bunun karşılığında size hayatımı satmadım. Eğer bu gelip her attığım adımın hesabını vermem anlamına geliyorsa... Ben sadece bu işi ciddiye aldığını görmek istiyorum. Asude'ye vakit kaybettirmemen için. Sizin için de, Asude Hanım için de bu küçük bir kumar olabilir. Ama benim bugüne kadar yaşadığım hayal kırıklıklarını temizlememin tek şansı. Bu saçma sapan hayatta hala umudum var diyebilmemin tek yolu. Şöhret falan umurumda değil Hakan Bey. Çıtam yüksek değil. Hatta ünlü olmasam da olur. Ama ben kendi ayaklarım üzerinde durmak zorundayım. Şu an yürüyebileceğim tek yol da bu. Gerçekten ciddiye alıyorum. Ama inanın derse gidemiyorsam hayati bir sebebi vardır. Ama gelip her seferinde size bunu açıklayamam, özür dilerim. Eğer desteğinizi benden çekmek istiyorsanız kararınıza saygı duyarım. Sanırım yanlış anladım. Kusura bakma. Benimki erken bir müdahale oldu. Derslere devam. O zaman müsaadenizle. Gidip bir şu akademiye iki günün telafisini nasıl yapacağım diye konuşayım. Gerekirse kapısında yatarım. Ben elimden geleni yapacağım. Yani ne çıkar benden bilmiyorum ama söz veriyorum size. Buna daha fazla ikna olamazdım. Ne kendi küçük gündemimle rahatsız etmek istedim sizi. Ne de arayacağınızı düşündüm açıkçası. Telefon numaranızı kaydetmemiştim. Bu Asude Hanım'ın adına da olsa benim geleceğimle bu kadar ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Numaranızı kaydettim. Gerçi bir daha aramak zorunda kalmayacaksınız. İyi günler. Thank you.
gelmemişsin. Ne oldu Mete? Rezillik mi çıkardı? Boşanmayacağım mı dedi? Mahkeme attı. İş uzayacak. Tam asıl delik hareket. Olsun hayatım, bekleriz, ne olacak? Hesaplardan çıkaracağı bir şey yok nasıl olsa, değil mi? Yok. Ama gitmiş vergi dairesine şikayet etmiş. Hesapları incelemeye almışlar. Adamlar tepemize binecek, yer arıyor zaten. Savcılık baskın gibi yapıyor ha? Yani şirket görüntülere el koyamıyor değil mi? Bak hocam, bir kıllık çıkmasın sonra ha. O kadar dayak yedik. Adamlar önceden haber ver, kendinizi garantiye alın diyecek halleri yok ya. Şimdi ne zaman işleme konur bizim şikayet? Dur bakalım Nasrettin Hoca. Senin yünlerin eğrilmesine daha zaman var. Yapma hocam ya, yapma ya. Bak kaçmadık, senin paranı ödemek için çamar oğlanına döndük ya. Eğer benden başkasını düşünüyorsan namertsin yani ha. Hadi bakalım hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı. Abi bari kahveni iç. Ulan infazımız var diye elimizi bulaştırmayalım, maşa kullanalım dedik. Umut batırdı. Gitmiş polise şikayet etmiş. Hayır babam nasıl yaptıysa aldırdı beni içeriden ama kesin konuşacak. O zaman ne yapacağız? Sen sığıl içinde kalana, uçup gitmeden kollarından. Saydığım tüm hayatlar bir bakmışsın yalan. Bir sabah uyandığında koca bir şehrin ortasında, unut bildiğin her ne varsa yaşanacak, sil baştan. Eser bir anda aklına mısın? Yok olmak çözüm değil ki, kaçmak cesarettir aşk. Her yara biraz daha alır hayattan, sıkıca tutum sen kork. Cesaretin aşk. Cesaretin var mı aşka? Cesaretin var mı aşka? Cesarettir aşk, unutma. Eser bir anda aklına basıp yok olmak çözüm değil ki, kaçmak cesarettir aşk. Her yara biraz daha alır. Hayırlı günler, hayırlı haberler olur inşallah. Ne var ne yok, nasıl gidiyor işler, nasıl gelişti? Adam aradı. Hı. Davayı çekin diye anlaşmaya geliyor galiba. Şimdiye kadar gelmiş olması lazımdı. Buçuk dediydi ya. Saat çeyrek var oldu, hala gelemedi. Ragıp Bey. Polis şirketi bastı. Savcılıktan izin kağıtları var. Yani bütün kamera kayıtlarına el koydular. Sen de davacıymışsın. Ya biliyorsun ben adı sanı olan tanınmış bir adamım.
Yani böyle mahkemelerde filan sürünmesek, anlaşsak dememi bekliyorsun değil mi? Hı hı. O gün kameralar arızalıymış. Yani seni dövdüğümü böyle gören, duyan hiç kimse yok. Ne talihsizlik değil mi? Nasıl oluyor öyle bir şey? Sen giderken ben o yollarda 10. turu atıyordum. 3 kuruşluk aklınla beni alt edebileceğini falan mı zannettin? O gün etrafı, kameraları nasıl kestiğini görmedim. Ha? Gibi korkmana rağmen üstüme neden geldiğini anlamadın mı zannediyorsun? Ben boş atıp dolu tutmam senin gibi. Bak sana soğuk su getirdim. Kana kana iç, hazmedersin. Zafer Efendi, bize de soğuk su içmek düştü galiba. Şeyler varmış. Yarın acil toplantı istedi. Duygu, şu bütün kasta beni muhatap etme ne olur. Yani bul bir bahane sen görüş. Bak senarist de çıldırdı. Artık bir denge kurmamız lazım değil mi? Halledersin sen. Ben çıkıyorum, bir saate dönerim. Tamam. Ben ortamı germeden bir çözüm bulmaya çalışırım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya tamam ama bak vallahi hiçbir şeyden çekmedi bu çocuk. Beklemekten çektiği kadar. Bu Ozan Efendi'ye de yazıktır, günahtır ya. Değil mi? Tamam, seni affettim demeni istemiyorum. Çok istiyorum. Ölüyorum hatta bunun için. Ama bana en azından kendimi affettirme şansı verdiğini söylesen. Ya çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Gerçi hakkını yemeyeyim. En azından telefonlarıma çıkıyorsun. Ben de kendi çapımda ümitleniyorum işte. Ne yapayım? Ozan hadi lütfen. Dersi geç kalıyorum. Ne dersi? Ya daha tam anlatamadım sana. Vaktimiz olmadı ki konuşmak için. Konuşuruz. Allah'tan tüm gün dışarıda işlerim var vallahi. Yoksa bana zaman geçmezdi akşama kadar. Yalnız bak. Akşam biz konuşurken... Olur da lafını kesecek biri olursa... Ki bu menü götüren garson bile olsa... Hiç şansı yok. Kim gelirse gelsin vuracağım kırbacı. Ay tamam. Kırbacınla gel o zaman akşam. Ne diyeyim? Hadi görüşürüz o zaman. Seninki miydi o? Ne istiyorsun sen ya? Bana bak. Bırak bu istemiyorum ayaklarını. Musa'nın adamları onu kaldırırken nasıl oluyor da sen görüyorsun? Sonra hastaneye yetiştiriyorsun. Sonra ne oluyor da Musa'dan şikayetçi olunmuyor? Bizi keriz mi zannettin sen? Bal gibi gemini yürütüyorsun işte. Sen insana hayal bile kurdurmazsın. O yüzden kendini de kurmayı bırak. Ben sen varken nasıl evleneyim Ozan'la? Hem evlensem bile seni tanır mıyım sanıyorsun? Ananın göbeği bana bağlı. Biliyorsun değil mi? Ne istiyorsun gene? Bu senin oğlanın dangalak babasının yüzünden borçlandım. Acil para lazım bana. Ne? Ne yaptın? Bırak sorgu sual sormayı. Artık oğlundan mı olur, babasından mı olur o parasını getireceksin bana. Ya sen aklını mı kaçırdın? Ben ne diyeceğim adama, nasıl giderim ona ya? Bana bak, alacaklım avukat. Eğer parayı bulamazsam yandım demektir. Tek başıma yanmam, haberin olsun. Ananı düşün. Thank you.
Şeytanınız bol olsun beyler. Eyvallah. Lan! Bunu atılır mı oğlum be? Usta. Öğrenemedin. Ayıp oluyor. Elimizi görüyorsun. Ya eline beline baktığım yok. Ya ben kimin elini okumuşum bugüne kadar? Sen ayıp ediyorsun ya. Devam et hadi. Abi. Boşaltalım burayı. Hadi. Abi hadi kapatıyoruz. Hadi boşalt. Kusura bakmayın abi. Abiler kusura bakmayın. Bir boşaltalım burayı be. Bir müsaade. Bir müsaade. Kusura bakmayın. Daha önce bekliyordum. Dövüşerek çıkamayacağız işin içinden belli. Konuşmayı deneyelim mi? Hı? Yapabilir misin? Biz neyin savaşındayız Musa? Çok ciddi soruyorum bunu. Sen Umut'u korumaya çalışıyorsun. Değil mi? Haliyle. Sağ olasın. Ben de Umut'u korumaya çalışıyorum. Ben Umut'u seviyorum. Ben Umut'u seviyorum arkadaşım. Sen benim üzerime 100 kişiyi de salsan... ...beni Umut'tan vazgeçiremezsin. Çünkü ben Umut'u ölümüne seviyorum. Anladın mı? Ulan... ...madem seviyordun... ...gelip bana burada... Kafa tutacağına, kızı tutup elinden nikah masasına oturtsaydın ya. İstese bir dakika durur muyum sanıyorsun? He? Nasıl yani? Onu istemiyor. Senin bilmediğin onca şey varken hesap soruyorsun Musa. Kızın canına kastediyorsun. Senin bilmediğin onca şey varken keşke bunları bilecek kadar abilik yapsaydın. Neyse, bu sizin özel meseleniz. Ben sizin meselenize girmeye gelmedim. Ben senin için durumu özetleyeyim. Ben Umut'u kırdım. İstemeden. Şimdi telafi için 40 değil tam 140 takla atıyorum. Sana açık açık söylüyorum. Ben Umut'un peşini bırakmayacağım. Sana bunu burada açık açık söylüyorum. Umut daha fazla hırpalanmasın diye seni şikayet etmedim. Senden korktuğumu sanma. Bak, karşındayım. Tek başıma. Delikanlı gibi tek başıma karşındayım. Yeter ki sen de bana karşı aynı mertlikle gel. Beni istediğin zaman karşında bulabilirsin Musa. Nasılı sana kalmış. Eyvallah. Bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Yani ben kendimce şimdi kusura bakma desem o da olmayacak. Ama delikanlı adammışsın. Helal olsun. Ama bu son darben bayağı bir ağır oldu. Yiğidi öldür hakkını ver demişler. Alo Hale. Nasılsın? Hayırdır? Hayır değil. Ne oldu? Ya biraz kaçabilir misin? Dükkanın arkasındaki kafedeyim. Ne oldu onu söyle önce. Birine bir şey mi oldu? Zafer. Boynu altında kalsın. Yine ne yaptı? Dur.
Allah'tan öğlen nöbetçi bendim de daha çıkmamıştım. Sen bekle beni. Hemen geliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. Ay, az daha Tayfur'u ekemeyeceğiz de burayı kaçıracağız diye 3,5 attım vallahi. Selda, benim elim ayağım titriyor kızım. Bırak şimdi Tayfur'u falan, buradan çıkın da düşünürüz onu. Kayda giriyorum bayağı bayağı ben. Kayda giriyorum. Buyurun, kayıt için hazırız. Tabii. Bu sende dursun. Klarnet olacaktı, davul olacaktı hani. Onca parayı 3 tane çalgıya mı verdim ben? Seçtiğin parçaya fazla yeter. Uygun olsun istedim. Sana verdiğim fiyata bu kadar adam bulabiliyor. Daha fazlasını istiyorsan enstrüman başına 250 lira. İstiyorsan daha fazlasını dizeyim. Ama bugüne yetişmez. Başka güne kalır. Yok canım. Ertelemeyelim hiç. Siz öyle uygun gördüyseniz yani. Ben ne yapıyorum şimdi? Kulaklığınızı takın. Allah aşkına bir şey de ya. Ya benim beynim durdu zaten. Ne bileyim, sen susma bari ya. Benim dilim tutuldu. Kıyamam Zeliş'ime ya. Onca zaman kabir azabı yaşamış demek. Yemin ediyorum hapse girse daha az ceza çekerdi. Kazar olmuş sonuçta. Zafer madalyaya koşuyor resmen. Allah'ın belası. Bence hiç düşünme. Git Ozan'a her şeyi anlat olduğu gibi. Oldu canım. Ne diyeceğim? Ozancığım, benim annem babamı öldürmüş de Zafer de gömmüş. Hatta elinde delilleri varmış, bana şantaj yapıyor. Ya sen de para varmış, biraz bana versene. Çünkü ailem sen sıkılma diye her gün daha yaratıcı oluyor. Böyle sevimli hale mi getireyim? Of, biliyorum çok zor. Ama senin suçun yok ki canım. Benim ailem ama. Yetmez mi? Zafer damarı buldu, düğmeye basacak. Ben annem annem diyeceğim, Ozan koşup para getirecek. Ya Ragıp Bey haklı. Bunlar bizi bize bırakmayacak, anladın mı? Ben ceza mıyım, ödül müyüm belli değil. Ne yani? Çocuk sevdi diye bunlara katlanmak zorunda mı? Ya benim bile Zafer'i öldüresim geliyor. O kesin bir yerde katil olur. Ay, kendi kararımı şöyle sesli duyayım diye geldim sana anlatıyorum. Ne bileyim, belki konuşarak bir çıkış yolu bulurum diye ama... Karar derken Ragıp'a mı gideceksin yani? Ozan'ı da annemi de kurtarmanın başka bir yolu var mı? Yan bakışı yaksın, cilvesi yıksın. Olursa böylesi, böylesi. Yelda Hanım, detone kalıyorsunuz. Başta alın. Yan bakışı yaksın, cilvesi. Yelda Hanım. Bu sefer de mezuru kaçırdınız. Mezur? Ölçü yani. Tamam. Biraz acele edelim. Toparlayalım artık. Saat doluyor. Ay canım, siz de stres yaptırmayın iyice. Daha 10 dakika var. Yan bakışı yaksın, cilvesi yaksın. Olursa böylesi, böylesi olsun. Hmm.
Merhabalar. Buyurun. Ragıp Bey'e gelmiştim. Randevunuz var mıydı? Yok. Ama Umut Özen derseniz kabul eder diye düşünüyorum. Bir saniye lütfen. Ragıp Bey, Umut Özen diye bir hanım geldiler efendim. Peki. Buyurun benimle gelin. Merhaba. Kusura bakmayın. Habersiz geldim. Önemli değil. Geç otur. Hastanede Ozan'la ilişkimizin yürümeyeceğini söylemiştiniz. Ve Sevgi'nin her şeye kadir olmadığını. Ya ben aslında... Yok yok o... İzin verin bitireyim, yoksa toparlayamayabilirim. Size hak veriyorum. Bu konuda bana yardımcı olabileceğinizi söylemiştiniz. Ne istersen. Sohbeti tatlı, biraz da tombul olsun. Ay bir kez daha mı alsaydık? Bir hava alın ben de. Hallederiz. Aslı, babam ne durumda? Misafiri var. Kim? Bilmiyorum, Umut diye bir hanım. Akılcı hareket ettiğin için sana teşekkür ederim. Yalnız sana güvenebilir miyim? Ozan. Umut, baba. Ne oluyor? Umut, Umut. Nereye? Yani bir açıklama yapmadan. Babandan para istedim. Tamam mı? Senden ayrılmak için para istedim. Hı. İyiymiş. Ama işte ben artık yemiyorum bunları hayatım. O bir kere olur. Şimdi bana işin aslını anlatır mısın? Bak yoksa çok fena saracağım babama, istemiyorum. Zafer, annemi polise vermemek için babandan para istememi istedi. Öyle buyurdu Zafer Bey. Zafer anneni... Hiçbir şey anlamadım. Ozan... Annem... Annem babamı öldürmüş. Kazaymış ama öldürmüş. Zafer de oradaymış. Biliyor her şeyi. Kanıtı bile varmış. O yüzden kadını tehdit ediyormuş senelerdir. Oynatıyormuş parmağında. Bilmiyorum. Yani... Ben de düşündüm ki eğer her şeyi elim yüzüme bulaştırdım ya. Hani sen burada olmayacaktın? Gel. Gel. Şimdi anlat bakayım bana. Sakin sakin. Bundan kurtulamayacağım. Ailen korkmakta haklı. Zafer olmasa Musa. Ya seni sömürecekler, mahvedecekler. Ben öğlen Musa'ya gittim. Biz konuştuk, anlaştık. Güven bana, artık Musa bizim için bir problem değil. Musa. Anlaştınız. Ben sana ne dedim? Bundan sonra ne problemin olursa beraber halledeceğiz. Dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Biri katil.
Biri kumarbaz. Biri kaba değil. Ya ben senin hırpalamalarından bıktım. Şu ezik ağlak kız oynamaktan bıktım. Sana gelmem ne demek? Ne demek? Para istemek. Sen bizimkilerin aç gözünü doyuramazsın Ozan. Ne bileyim yani ben de düşündüm ki eğer babana gelirsem belki sen de... Aşkım, aşkım. Para bulmak benim bu hayattaki en kolay derdim. Yani ben bu yüzden hep şükrederim. O yüzden böyle Yeşilçam tripleriyle beni dışlayamazsın. Bunu güzel kafana sok. Tamam mı? Ben seni seviyorum ya. Ya ben seni seviyorum ya. Yani bana inanman için daha ne yapmam lazım? Ne yapayım? Everest'i mi zorlayayım? Boğaz Köprüsü'nden mi atlayayım? Çıplak eylem mi yapayım burada? Ha şöyle. İşte bu, işte bu. Ben eğer bu gülüşten mahrum kalırsam o zaman mahvolurum. Baban neymiş? O onursuz babam değil. Tamam, onursuz Zafer. Neymiş o onursuz Zafer? Dur. Vay kardeşim. Nerelerdesin sen ya? Unuttun bizi. Ne haber abi? Ofiste misin? Ofisteyim. Hayırdır? Eğer müsaitsen geleyim mi? Önemli bir durum var birader. Tamam kardeşim, bekliyorum. Gel. Bak. Bu kadar. Ozan. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hoşça kal enişte. Bu arada tekrar sağ ol. Bize çok büyük bir iyilik ettin. Valdız. Bize müsaade etsin. Bizim Sedat'ın babası hastaymış. Memlekete gidecek. Birkaç gün evi boş. Yarın bana gelsene. Ne diyorsun Tayfur? Ne işimiz var bizim evde? Ya Ceylan gözlüm. Aşkından bu araba hararet yapıyor artık. Bir insafa gel ya. Ya ne yapıyorsun ya? Bir gören olacak. Bırak. Delirdin sen bugün iyice ha. Ya öleceğim Yeldam. Geleyim isteyeyim yok. Musa'yla konuşayım yok. Öpeyim koklayayım o hiç yok. Lise bebesi değilim ki ben. Bu nasıl sevgililik böyle? İşin düşünce canız balız ama yanına yaklaşamıyoruz. Ne bu böyle? Selda bekliyor. Konuşacağız bunu Tayfur. Sen sapıttın bugün ha iyice. Ayıp ya, çok ayıp. Ne diyor? Yok bir şey. Çok teşekkürler Tarık Bey. Sağ olun. Hemen bakıyorum maile. Avukat maili halletti. Ya Ozan, çok resmiyete bindirdin be oğlum. Hiç hoş olmadı. Abi az buz paramı istediğim. Yani sen sağ ol lafımı ikiletmedin daha ne? Yani sonuçta burası şirket, ben bunun farkındayım. Ben de borç veriyor olsam ben de bu şekilde verirdim. Hem boş ver. Yani dünyanın bin bir türlü hali var. Ben böyle kendimi daha rahat hissedeceğim. Avukat Tarık Bey'den gelen maili getirin bana. Senin başın dertte falan değildi mi? Ya yok abi. Sadece babamı dahil etmek istemediğim bir konu var, o kadar. Ya ben ne olur ne olmaz diye vade istiyorum. Yoksa yani vadeye gerek de kalmayabilir. Ozan, rahat ol, kasma kendini. Lafı mı olur? Eyvallah. Yalnız şu kızı hala tanıştırmadın sen benimle ya. Yani bu gidişte düğününü de göreceğim. Ne biçim iş? Abi harbiden bu ne biçim iş? Denk gelmedi ya. Dur ben buna bir ayar çekeyim. Belki yarın tanıştırırım. Gel. Teşekkürler.
Hiç içime sinmiyor da imzalayalım bakalım. Eyvallah. Neler yaptırıyorsun bize Ozan ya? Musa, 40 saat ağzından laf çıkmasını mı bekleyeceğim? Yine neyin peşindesin sen? Ben kendimi çok iyi anlatamadım size. Tamam, agresif adamım. Yani biraz ani parlıyorum ama... Ama namus bu. Yani hangi adam olsa benim gibi davranır. Bana has bir durum değil ki bu. Yok canım, sen şahsına münhasırsın. Doğalı senin tavrın olsaydı, adam bıçaklama, saldırma suç kapsamına girmezdi. Hale. Bir de sen ezme beni, kurbanın olayım. Un ufak olmuşum zaten. Lafları da böyle tam toparlayamıyorum. Zaten pek böyle konuşmayı da beceremem. Ozan geldi bugün kahveye. Lafın özü şu. Ben olayları tam anlamadan, tam bilmeden kızı kollayayım derken biraz batırmışım. Tamiri de pek mümkün değil. Yani şimdi Umut'a gidip konuşmak istesem konuşmaz. Haklı da. Yani diyeceğim şu ki, senin olsun, Umut'un olsun. Hani bir sıkıntınız, bir probleminiz olursa... Sana mı gelelim? Kızgınsın. Haklısın da. Yani kendince haklısın. Sen... Yine de gel. Bana bir fırsat ver. Hani siz şimdi böyle ikiniz kız başınıza kendinizi yalnız hissetmeyin diyecektim. Sağ ol. Dinledim. Hadi eyvallah. Ben de hala inanamıyorum. Sabahtan beri çimdikliyorum kendime. Böyle şey gördüm sandım. Olur ya böyle çölde görürsün. Aa takıldım bak. Neydi adı? Serap. Hah yaşa. Musa değil, Nubar Terziyan. Pamuk şekeri gibiydi kız. Böyle bir ezilmeler, büzülmeler. Ne oluyor bunlara ya? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yok yok korkma. Anlarım ben vallahi samimiydi. Helal olsun artık. Ozan ne dediyse imanı geldi bizimki. Delikanlılığın kitabını kolunun altına sıkıştırdı demek Musa'nın. Süt dökmüş kedi gibiydi kedi. Ay anlatamam görmen lazımdı Umut. Artık arkamızda kapı gibi Musa var. Saçmalama hala Allah aşkına ya. Eksik olsun onlardan gelecek olan. Hem arkamızda olmasından kork sen. Oy. Ayaklarım şişti vallahi bütün gün dikilmekten. Neyse canım, en azından orada burada sizi gördüğünde har har saldırmaz gelip, o da bir şey. Ozan ne diyor senin boyunculuk işlerini? Daha söyleyemedim, yarına kaldı artık. Bizimkilerden bir bomba daha düşmezse söyleyeceğim. Ay Umut beni vuracaksın biliyorum ama bir çay koysana sevabına. Ha? Söz veriyorum, servis benden. Senin şu oyunculuk çalışmalarından da iki çift laf edemez olduk ha. Daha konuşacak bin tane şey var. 5 dakika sonra başlasan. Azıcık daha konuşsak. Bakarız.
Hayatım neyin var senin? Bugün çok yorulmuşum. Sana güzel bir bitki çayı yaptırayım mı? İyi olur. Baba. Ben konuştum Umut'la. Öğrendim meseleyi. Ya bu Zafer var ya, kızı annesiyle tehdit ediyormuş. Umut da bakmış Zafer'den kurtulamıyor. Düşünmüş ki senden para isterse ben de onu öğrenirsem Umut'u bırakacağım. Annesiyle mi tehdit ediyormuş? Nasıl tehdit oğlum? Ya herif psycho işte, ne bekliyorsun? Patlatmış kafayı. Demiş işte yok ben hapse girsem bundan daha iyidir. Ben artık istemiyorum falan filan, ne bileyim. Korkmuş işte kızcağız. Sen para mara vermedin değil mi? Allah aşkına baba, nasıl alayım senin haberin olmadan muhasebeden o kadar para? Sen merak etme. Ben konuştum herifle, biraz özünü korkuttum falan. Oğlum bu herif aç gözlünün teki. Sen bu herifle baş edemezsin. Körle yatan şaşı kalkarmış baba. Ne yapayım? Sen ne yapacaktın baba? Umut parayı alsaydı çekin kopyasını gösterip Erol Taş kahkahası mı atacaktın? Oğlum bu işin dalgası şakası falan kalmadı. O hastaneye koştuğumuz zaman, seni o yatakta gördüğümüz zaman bizim hayatımızdan kaç yıl gitti biliyor musun sen? Ha? Ben anneni gaza getirmemek için sustum. Ama kadın yerden göğe kadar haklı çıktı. Herif manyağın önde gideni. Kafasından neler geçiyor, ne planlar kuruyor anlayamazsın. Hayatımızı kabusa çevirebilir. Umut senden daha mantıklı. Tamam baba sen merak etme. Ben zaten senin dediğin noktalar üzerine kafa yoruyorum. Sen merak etme ya. Ama daha projemi bitirmedim. Bir bitireyim içine sinecek. Adım gibi eminim içine sinecek. Tamam ben odama çıkıyorum. Odamda devam edeceğim. Duygucuğum, ne güzel sürpriz. Çok sevindim gelmene. Girsene içeri. Muhabbete gelmedim. Çok yaklaşmıştım. O kadar uzun zamandır uğraşıyorum ki. Ama çok yaklaşmıştım. Ve şu kadar kaldı. Ne zaman sana içimi döktüm, elimden uçtu gitti. Hayatım girsene içeri, böyle konuşmayalım. Hadi gel. İyi görünmüyorsun Duygu. Sayende. Ben daha Hakan'ın yeniden güvenini kazanamadan gittin o kızı buldun getirdin. Kimi? Umut'u demiyorsun herhalde değil mi? Umut. Umut ya. Gözümün önünde bütün umutlarımın içine ediyor. Sevdiğim adamı gün gün benden alıyor. Ben böyle seyrediyorum. Elim kolum bağlı, mal mal izliyorum. Sayende Hakan'ı kaybediyorum Asude. Hatta kaybettim, onu kaybettim. Umut, Hakan'la. Ay yapma canım artık sen de. Kendi kendini boşu boşuna doldurmuşsun, perişan etmişsin sen bebeğim. Ben Hakan'ın nefes alışından, aklından geçeni bilirim. Hakan o kıza aşık oluyor Asude. Bir kere ben hiç öyle bir şey fark etmedim Duygucuğum. Hakan bizim kıza mı kaldı? Allah aşkına yapma şimdi. Kendini rakip aldığın şeye bak. O rakibi sen yarattın. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Beni sen bitirdin. Duygu. 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 Börek kokuyorum ya. Bir krem varmış Yelda. Cildi ipek gibi yapıyormuş. Netten baktım. Bir kutusu 200 lira. Biz yağlardan yaptığımız krem bitecek diye damla damla kullanıyoruz. Millet neler kullanıyor ya. Ay Yelda. Ay senin bu kayıt patlıyor mu harbiden? Ay o zaman ben aklımı kaybedeceğim shopping festlerde. Sen yağlanmadın.
oldu sana? Ay heyecandan mı yoksa? Ters mi tepti nedir? Elimizde bir tayfur var. O damar da kurumak üzere. Kavga mı ettiniz? Eve çağırdı beni. Hangi eve? Ya, arkadaşım memlekete mi gitmiş neymiş? Ya boş bir eve işte. Liseli gibi nereye kadarmış efendim? Aa, sapıtma deseydin. Abime bir söylersen liseliyi, üniversiteliyi görürsün deseydin. Ay ne sanmış bu seni ya, manyağa bak. Söyledim. O zaman da geleyim abinden isteyeyim diye tutturdu. Ay mesaj atıp duruyor şimdi. Korktum bugün Selda. Tümden gözü döndü sanki. Ya abim duyarsa, o salakla evlenmek zorunda kalırsam ne olacak? Zınk diye de ayrılamazsın. O da az arıza değil ha. Yıkar vallahi ortalığı. Ne yapacağım ben? Ay bir an önce yırtamazsam buradan, o zaman sıçtım işte. Yıkayamam ben sana, tur dürüst. Ay sarılamıyorum da ya. Ay tamam üzülme. Hallederiz, yaparız bir şeyler. Alo Hakan'cığım, uyumadın inşallah. Yok, çalışıyordum. Hayırdır, kötü bir şey yok ya. Yok, ben de uyuyamadım. Bizim kızın görüntülerini izliyordum da. Umut'un çok yol aldı. Çok azimli değil mi? Sana CD'lerini göndereyim diyecektim ama sen izledin galiba. Akademiden bir kopya yolladılar. Fırsat buldukça bakıyorum. Bu kadar yakından ilgilenmene çok sevindim. Yani bu kadar işinin arasında böyle bir kızla bile ilgileniyorsun. Beni mahcup ediyorsun. Hakan'cığım ben senin haklarının hangi birini ödeyeceğim ya? Herkes hayatta kendi şansını kendi yaratır. Ve bu kız da kendine yapılan yatırım fazlasıyla hak ediyor. Öyle olmasa zaten ben bu kadar destek çıkmazdım. Bence sen Umut için kendini bana borçlu hissetmemelisin. Ya Hakan'cığım yani ben seni tanımasam kızı beğendin diyeceğim yani ilahi. Desteğimin beğenimle bir alakası yok. Ha beğeniyorsun yani. Ay Hakan'cığım çanlar kimin için çalıyor? Bu çok mu kötü olurdu? Ne? Ha kızı beğenmem mi? Ay yok ben kızı pek tanımıyorum. Zaten ama... Ben de tanıma evresindeyim ama... Zaman geçtikçe etkilenmiyorum dersem yalan. Bak Asude, bu kesinlikle aramızda kalacak. Tamam mı? Daha fazla bir şey konuşacak durumda değilim şu an. Anladım canım. Tamam. Ne yapalım? Hayırlısı neyse olsun. Anlaştık aramızda kalacak. Hadi tatlım ben seni tutmayayım. Görüşürüz. İyi geceler canım. Sağ ol. Ben senet imzalamam. Kaldı ki itirafname. Ne var biliyor musun Zafer Efendi? Senin para için yapabileceklerin var ya... ...benim Umut için yapabileceklerim yanında çok komik kalır. Sana son kez adam gibi söylüyorum. Şunları imzala ve paranı al. Ve bu çıktığın deliğe geri gir. Eğer tekrar kafanı uzatacak olursan... ...tekrardan Umut'un annesini masaya koyarsan... ...o zaman devreye sadece bu senetler, bu para girmez. Anladın mı? Bu benim sana son insani uyarım. Buyurun. Sen adım atmazsan ben de atmam. Al şimdi paramı. Daha dünkü çocuksun. Beni kızdırmak hiç kimsenin işine gelmez. Belki anlamamışsındır.
Bir daha söyleyeyim. Kalsın kardeşim, sağ olsun. Hakan? Vay, ne iş? Oğlum hadi, benim toplantım var. Buralardayım, senin ne işin var burada? Sevgilimle buluşacağım oğlum. Ha, şu meşhur sevgili. He. Bak iyi denk geldi. Ben hatta biraz erken geldim, 10 dakika sonra burada olur, sizi tanıştırırım. Var mı aklın? Olur olur, var yarım saat vaktin ya. İyi, o zaman sana bir kahve ısmarlayayım. Yarım saatte. Çok çalışıyorsunuz be hocam. İki tane alabilir miyim sade? Tabii. Eyvallah. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yaptın? Halledebildin mi bu işi? Abi hallettim. Yani yavaş yavaş pürüzleri kaldırıyorum. Çok sağ ol Hakan ya. Vallahi. Yani hayatımı kurtardın diyebilirim. Ozan, dönüp dolaşıp açma şu saçma sapan mevzuyu Allah aşkına. Öyle ama. Hem borç yiyen kendi kesesinden yer oğlum. Bana bak. Canım çekti be. Pasta da yiyelim mi? Senin canın pasta istedi. Hmm. Ne iş? Allah Allah. Tamam canım, senin canının istediği pasta olsun. Pardon hocam, bakar mısın? Pardon, biz hani sizin şu spesiyallerden vardı ya pasta. İki tane de onlarla olacağız. Eyvallah. Hadi bakalım. Saniyeler geçmiyor ki herhangi bir inkar gelsin. Oğlum ben bu filmi gördüm. Ne oluyor oğlum? Anlat bakayım. Ya ben de tam anlamış değilim. Ne kadar saçma bir durum bu ya. Sıkıştırmasan oğlum adamı. Dur dur, hayatta bırakmam. Şu an yüzyılın olayını yakalamış gazeteci heyecanındayım. Bir röportajını alırım, dökül. Tamam. Sana büyük konuştum diye Allah öyle olmaz böyle olur dedi bana. Çok salak bir durum ya. Gün içinde bir bakmışım düşüncelerim ona kaymış. Toplantının ortasında karşımda o. Gözümün önünde yani. Ne ara gittim ben oralara? Niye gidiyorum? Ne oluyor? Anlayamıyorum o zaman. Aramıza hoş geldin. Kim bu kız bu arada ya? Şey mi, az önce toplantım var dediğin hani oyuncu, o mu? Yok, oyuncu değil. Yani henüz değil. Yalnız hocam, yani bu piyasanın kızları biraz alengirli olur, sen pek bilmezsin. Yani arkadaşım olarak ben seni uyarayım. Yani bir Tonga'ya gelme. Tabii, geç dalganı geçse. Düştük ya eline, al intikamını. Ne yaparsın? Yok Ozan. Bu kız hiç şöhret peşinde falan değil. Olsa hemen anlardım biliyorsun. Oğlum, diğer kadınların numaramı alabilmek için attıkları taklaları bir anlatsam sana. İnanamazsın. Buna ben verdim telefonumu. Kaydetmemiş bile. Çok esaslı bir kız. Vay. Eyvallah yok yani kızın. Posta koydu oğlum kız bana. Niye? Bir gün bir mevzu oldu. Biraz sert yapayım dedim. Öyle güzel bildirdi ki adım bana. Rezil oldum. Çok masum. Çok saf bir kız. Çok güzel ama bunun arkasına saklanmıyor. Sanki farkında bile değil. O kadar temiz bir kalbi var ki. Lafın önünde arkasında hesap kitap yok. Bunu öyle güzel görebiliyorsun ki. Anlayabiliyor musun? Ben anlamayayım da kim anlasın? Beni de öyle bir kız çarptı işte. Senin adına sevindim. Thank you.
hayatım, bak sizi tanıştırayım. Bu Hakan, benim çok yakın arkadaşım. Hakan, bu Umut, benim gerçeğim. Hakan seni çok merak ediyordu. Gerçi nasıl merak etmesin? Aylardır başının etini yiyorum çocuğun. Sonunda tanıştırabildim. Dünya ne kadar küçük. Merhaba Hakan Bey. Siz tanışıyorsunuz. Tatlım, ben sana bir şey anlatacağım diyordum ya. Hı. İşte o hikayenin kahramanlarından biri de Hakan Bey. Tabii senin arkadaşın Hakan'la aynı Hakan olduğunu tahmin etmemiştim. Nasıl yani? Ben nereden bilirdim değil mi canım? Hani 40 yıl düşünsem aklıma mı gelirdi? Ama Beril, sana şuraya yazıyorum. Bu iş dillere destan olacak. Ama masal olarak mı, trajedi olarak mı onu kestiremiyorum. Ay ne olur hayırlı olsun. Şu çocuğun üzülmesine sebep etme beni. Ne olursun, ne olur hayırlı olsun. Ya ben birinden yakalar da anlarım diyorum ama hiçbir şey anlamadım Asya Hanım. Yani neden bahsediyorsunuz? Dedikodunun kokusu kahvenin kokusundan daha çekici ha hayatım. Öyle laklakla peynir gemisi yürümüyor yani Beril'cim. Ben oturunca benden fazla oturma, gözünü seveyim Beril'cim. Hadi sen aradın mı Figenleri? Ne oldu bizim tanıtım bülteni, gittin mi mesela şirketlere? Ay tonla işimiz var bizim daha. Go 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 hadi. Oo. Şöyle koyalım bakalım. Yok ulan buradan çok şiş duruyor, belli oluyor. Alayım şöyle bakayım. Şuraya bakayım. Ya burayı günde 5 kere karıştırıyor karı ya. Kapı var, kapı. İnsan bir girmeden çalar. Aa, niye o? Nereden çıktı? Nereden mi? Soyunuyorum ben. Bak, al. Çıkartıyorum işte bak. Soyunuyorum. Ah, kendi iyiliğim için çalsam iyi edermiş. Bak şimdi Zeliha ya, bak. Yani haksızlık ediyorsun ha. Bir benim yaşımdakilere bak, bir de bana bak. Musa'yı cebimden çıkartırım ben be. Ne o? Sen yine neler karıştırıyorsun? Sayende bu odada karıştıracak bir şey kalmadı Zeliha Hanım. Ha yok. Benle soyunmak istiyorsan o da ayrı. Aman yürü git, yürü git. Tövbe, tövbe. Kardeş olduk, anasını satayım. Ya size burada rahat yok. Ben sizi şöyle biraz... Durum bu yani. Tabii parlak bir yetenek değilim ama elimden geleni yapıyorum. Akademideki hocalar da çok yardımcı oluyor. Kendinle bu kadar savaşmamalısın bence. O zaman ilerletemezsin. Hocaların da senden gayet memnunlar. Böyle konuştuğuna bakma. Asu da eğer onda gerçekten bir şeyler görmese hayatta destek olmaz. Sizin de çok desteğiniz oldu ama. Bu arada Ozan, Asu da benim çok eski bir arkadaşım. Zamanında sektörde bana da bayağı bir desteği olmuştu. Dünyanın en iyi kadını değildir ama sağlamdır. Ne diyeyim? Şaşkınım. Yani. Ben de. Yani Umut Umut deyip duruyordun. Senin şu meşhur Umut, bu Umut'muş. Dünyada aklıma gelmezdi. Nereden gelsin abi? Yeryüzünde bir tane mi Umut var? Ama dünya küçük gerçekten. Neyse, biz kalkalım. Tabii. Benim toplantım var bir tane daha. Biraz daha buradayım. Hesabı hallederim ben, siz kalkın. Eyvallah. Görüşmek üzere. Ozan, dur. Kızdın sen. Ozan ama anlatacaktım. Yani fırsatımız olmadı ki hiç konuşmak için. Bugün burada bunu söyleyecektim zaten sana. Ayaküstü konuşmayalım.
hayatım. Ya ne olur suratını şöyle asma. Senin böyle suratın asık olunca bana böyle sanki bir şey oluyor. Şurama bir şey çöküyor sanki. Ya lütfen yapma. Ya Ozan, ya gören de sanki ihanet ettim sana sanacak ha. Ya bir şey yapmadım. Abartıyorsun. Üf, iyi tamam, kahret beni, tamam mı? İçine siniyorsa kahret. Ama yemin ederim bir şey yapmadım. Bak söyleyecektim zaten sana. Bugün fırsat olmadı gibi türlü. Sen böyle gülü oynayı anlatıyorsun ya. Meseleye böyle sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi. O durumu daha da vahim kılıyor biliyor musun? Ozan yavaş, lütfen bak ya. Tamam, inince konuşuruz. Ama... Önemli mi Duygu? Hemen geliyorum, izin önce. Önemli mi derken? Cezmi Bey'le ortağı burada. Hani şu 2 milyon dolarlık filmeyi, para yatırmayı ikna için uğraştığımız adamlar. Hatırladın mı? Gelemeyeceğim ben. Sen hallet bir şeyler. Şaka mı yapıyorsun? Ne diyeceğim adamlara ben? Ortağı İngiltere'den gelmiş. İyi misin sen? Gidiyor muymuş hemen? Burada da ama... Tamam işte. Demek ki daha sonra yapabiliriz bu işi. Duygu bak. Şu anda konuşacak halde değilim, tamam mı? Sen ilgilen. Görüşürüz. Hakan Bey'in kardeşi bir kaza atlatmış. Yanına gitmek zorunda olduğu için de bizleri aramayı unutmuş. Çok çok özür diledi. Geçmiş olsun. Önemli bir şey var mı? Yok. Ufak bir kaza. Ama Hakan Bey daha önce ailesini bir trafik kazasında kaybettiği için bu konuda biraz hassas. Panik olmuş belli ki. Yoksa böyle bir toplantıyı asla atlamazdı. Aman aman, bir şey olmasın da. Nasıl çıkıyorum ama meyanlık? Ya müzik burada biraz pes kalıyor. Gerizekalılar yeterince tekrar almadılar ki ondan. Ama belli olmuyor değil mi çok? Ha yok yok. Aman zaten şimdi şarkıcıların çoğu canlı konser veremiyor. Hepsi kayıt harikası. O kayıtlarda neler yapıyorlar neler. Bu stüdyoda bir cacık yok. Sen de halk eğitiminden aldığın eğitimin önce bu kadar yani. Daha ne olsun? Doğru diyorsun. Ya, dikkat alırlar herhalde bunları da. Ay inşallah. Ay şansımız yaver giderse. Ya kızım demon var benim artık. Demon var ya. Sana yemin ediyorum kurtulacağız buradan. Değil mi? Sen hani yalan yoktu? Ha Umut, hani yalan yoktu ya? Biz seninle ne konuştuk bunca zaman? Ne? Hani yalan yoktu ya? Ben sürekli bir şeyleri onarmaya çalıştıkça bir yerlerden patlak veriyor ve ben artık kafayı yiyeceğim. Anladın mı? Ya yalan söylemedim. Ben sana hiçbir şey söyleyemedim ki. Biliyorsun önce gittim Musa'ya bulaştın, sonra Zafer olayı, sonra hastaneye yattın. Fırsat mı oldu Allah aşkına? Hem ben böyle bir şeyi neden saklayayım? Daha doğrusu nasıl saklayayım? Sen bunu öğrenemez misin Ozan? Ya salak mıyım ben? Ozan. Tamam. Tamam. Haklısın. Kıskanıyorum seni. Kıskanıyorum, ne yapayım? Şey yaparız. Ben konuşurum Hakan'la. Kapatırız bu mevzuyu. Tamam mı? Sen merak etme. Ne oluyor ya?
Bir dakika. Tamam, sen bizim ayrıldığımızı zannetmişsin. Çaresizlikten böyle bir şeyi fırsat olarak görmüşsün ama bu, kusura bakma, senin sandığın gibi bir şey değil. Yeter artık, bu saçmalığı devam ettirmeye çalışma ya. Ama koşturdun beni bugün. Bütün incini benden çıkardın. On kaplan gücündeydin. Keşke bu sinir her yerde böyle işime yarasa. O ne demek? Gülmek yok ama. Saçmalama. Asude kuruttu beni Çetin. Evde tam tersine bu stres beni kedi gibi yapıyor. Böyle soba başında pıs. Sadece stres değil. Bizim yaşımızda normal artık oğlum. Bir geri sayım başlıyor. Ama dert etme. Gir bir eczaneye. Al ilacını, bak keyfine. Freni olan dursun ondan sonra. Ne varmış yaşımızda? Hatırlat da bundan sonra morale ihtiyacım olduğunda seni aramayın. Ne bu? Musa'nın başka bir versiyonu mu? Ben bu insanlara bir söz verdim, anladın mı? Sen neyi hallediyorsun ya? Çok güzel bir karşılaştırma yaptın. Biliyorsun değil mi? Musa'yla beni karşılaştırdın. Bunun farkında mısın? Sen tavrının farkında mısın? Sen kaç günlük şeyin kavgasını burada bana karşı verdiğinin farkında mısın asıl? Ya ortada fol yok, yumurta yok. Bizim kavga konumuz oluyor. Ya sen oyuncu olsan kim bilir neler olacak? Ozan, ya işim yok, gücüm yok, anladın mı? Ne yapabilirim? Ben bu kadar uğraştım ya, bu kadar yaklaştım, anladın mı? Benim para kazanmam lazım. Ne yapabilirim? Nasıl geçineceğim başka? Ben varım. Anlıyor musun? Ben varım. Bunu... Ben ne güne duruyorum Umut? Memlekette meslek mi kalmadı ya? Bana bak. Gözlerimin içine bak benim. Bunun tartışılacak bir şey yok. Ya bu saçmalık ya da ben. Bilmiyor musun benim hayatımda ne kadar önemli olduğunu? Ben sana söyledim. Ben annem gibi olmayacağım, anladın mı? Bir erkeğin yanında sığıntı olmayacağım. Ne şekilde olursa olsun. Sen istersen dünya zengini ol. Benim için fark etmez. Daha geçen gün Zafer'e benim yüzümden ne kadar para verdin. Ben bunların altında ezilmiyor muyum sanıyorsun? Bak, bu iş birazcık olsun benim kendime olan inancımı geri kazanmak. Sonuçta sadece bir iş. Ozan, bu beni değiştirmeyecek, sana söz veriyorum, anladın mı? Aynı ben olacağım. Biz şimdi bir sakin olalım çünkü çok saçma sapan bir yere gidiyoruz. Aşkım, ben seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Ben hep insanlara seni böyle anlattım. O olduğu gibi biri. Hiçbir poz yok, hiçbir maske yok. Karşısındakine bile o fırsatı vermiyor. Ben hep insanlara senin için bunları söyledim. Ve sen şimdi oyuncu olmak istiyorsun ya. Seni sen yapan bütün her şeyi masaya koyuyorsun. Ve bunun farkında değilsin. Ben senin bunu fark etmeni sağlamaya çalışıyorum. Sen masumiyetini koruyarak, kişiliğini koruyarak o zeminde var olamazsın. Var benim arkadaşlarım. Onlar oyuncu oldular ve biz ondan sonra onları tanıyamadık ya. Bugün olmazsa yarın. Çünkü sen ortama ayak uydurduğunda benim aşık olduğum insan olmayacaksın artık. Sen ayakların üzerinde mi durmak istiyorsun? Ben senin yapacağın pek çok şeyi desteklerim. Ama bunu desteklemem. Eğer sen bu oyunculuk konusunda bu kadar ısrarlıysan, beni şimdiden sil. Ozan,
Bak, bu bana olmayacak. Tamam mı? Ben kendimi iyi tanıyorum. Sana söz veriyorum. Sen kendine benden daha önemli bir şey bulmuşsun. Ozan saçmalama lütfen. Şu an bu kafayla konuşmak istemiyorum. Belki senin düşünmeye ihtiyacın vardır. Bilmiyorum tabii, daha kararını vermediysen. Seni eve bırakayım mı? İstemiyorum, kendimi biterim. Onun sentini. Bütün pozlamalardan sıyırmış kendini. Sana da oğlanı bırakmıyor ha. Ufacık bir sahtelik hissetsin hemen çarpıyor yüzüne. Öyle olduğu gibi bir kız. İçindeki dilinde istese de saklayamaz. Gözleri çocukluğunda kalmış onun. Oradan bir adım ilerlememiş. O kadar saf ve temiz bir kız ki ben onun yanında kendimi kirli hissediyorum. Neredeyse her sabah kalkıp tüm ezberimi yeniden diziyorum. Kafanız fena halde takılan mı? Ben de mevzu çok da sen neye takıldın? Hani bunun limonu tatlım? Alo Umut'cum. Merhaba Hüsnü Hanım. Ben de tam sizi arıyordum. Hayrola, sesin kötü geliyor senin. Ya eğer müsaitseniz biraz gelip konuşabilir miyim sizinle? Tabii ben de zaten seni çağıracaktım buraya. Hadi atla gel, hemen görüşelim. Tamam, teşekkürler. Oğlum yap bakayım Zafer amcana yandan çarklı. Hemen abi. Yandan çarklı. Hayırdır baba, keyifler yerinde? Çocuklarım yanımda, gücüm sağlığım yerinde. Daha ne olsun? Var mı transfer filan? Yok ya bir şey. Ya bu stoğu niye sattı bunlar ya? Oğlum beyin yok onlarda, beyin. Öyle adamı nerede bulacağım bir daha? Sen de çay yaptın abi. Eyvallah. Eyvallah. Oh, mis gibi de olmuş köpüklü köpüklü. Ferah kahvelerini ne zaman içeceğiz oğlum? Bak Umut'un derdine düştün. Umut'tan önce senin başını bağlamanın vakti geldi de geçiyor bile. Allah Allah. Ne alaka şimdi? Nereden çıktı bu? Ya böyle kahve köşelerinde sürün sürün nereye kadar ya? Seni de evde bekleyen, sıcak çorba yapan, yolunu gözleyen biri olmasın mı ya? Bana bak. Torun göreceksem senden göreceğim. Ha, kızlardan umudu kestim ben. Onların kafa bir karış havada. Ali de sen çombak. Hem kaç yaşına geldin ya? Yok mu şöyle gönlüne düşürdüğün biri, şuranı hoplatan biri yok mu? Var, 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 var. Bak sormasak söylemeyecek Kenan Hoca ya. Ya yok. Yani var da. Onun haberi yok. Yani ne bileyim, benim de pek umudum yok zaten. Oğlum niye umudun olmasın ya? Aslan gibi adamsın. Bana bak, düğünü müğünü düşünüyorsan dert etme, hallederiz. Hayırdır baba? Sen altılıyı falan mı tutturdun? Allah Allah. Yani babaların evlatlarını düşünmesi için altılı mı tutturmaları gerekiyor ya? Ben baba değil miyim? Ha? Ölmedik daha, ölmedik. Ne zaman arkanda olmadım ben? Sen bana gelinimi anlat bakayım biraz. Ya ortada fol yok, yumurta yok. Oğlum
dumanı görünen köye daha çabuk ulaşılır. Anlat, anlat. O köy öyle uzak ki baba. Hiç istemeden sıra dağlar soktum araya. Benim farkımda bile değil. Hem olsa bile her olayda böyle karşı karşıya geliyoruz. Canımı okuyor vallahi. Öyle efelendi mi benden beter. On adamı cebinden çıkarır. Bir de öyle zeki ki bazen böyle dediklerini anlamaya çalışıyorum. Yetişemiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Beni konuşturmuyor bile. Kızı görsen en ucuz, en eski numaraları çekiyor. Nasıl saf, savunmasız. Tiksinirsin. Hadi kız iyi oynuyor diyelim. Bizimki nasıl yiyor? Bu erkekler nasıl bu kadar salaklaşıyor anlamıyorum Gülçin. Ya yok. Ben o saf direğe meydan bırakır mıyım? Daha birisinin ilgisi canımı sıkıyor. Neyse benim şimdi işim var. Sonra ararım ben seni. Tamam. Köşeli yapıyorum değil mi? Hı hı. İstemeden kulak misafiri oldum. Yorum yapmak belki münasebetsizlik olacak ama benim kötü bir huyum var. Kendimi tutamıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Retidum yerinde fazla durmaz derler. Ben çok gördüm böyle köylü saf ayaklarına yatan uyanıkları. Ama maymun gözünü açınca tekmeyi fena yiyorlar. Öyle. Öyle de bizim maymun pek gözünü kapatan cinsten değildir. Ben ona şaşıyorum. Bu kızın oyununu nasıl yedi? Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben diş macunu alacaktım. Tabii. Herhangi bir tercihiniz var mı? Vitamin desteği kullanıyor musunuz? Bakın bu ürün yeni piyasaya çıktı. Kullananlar çok memnun. Günlük tüm vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılıyor. Dünyayı aldım. Bir ilacı alamadım anasını satayım. Bacaklarım pisliyor. Benim de. Yelda, gidelim gidelim diye tutturdukların hep bu piyasanın en büyüklerini albüm yapan adamlar. Yani kapıdan bile almayabilirler. Rezil olmak var. 40 kez kovsalar 41. de yine kapılarında biteriz. Bizim hayalimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok ki. O yüzden ne kadar sıkı sarılırsan o kadar iyi hayat. İyi günler. İyi günler. Ertan Bey'le görüşeceğiz biz. Burada mı? O her zaman uğramaz buraya. Ne vardı sizin? Ben bir demo hazırladım. Onu dinletmek istiyorum. Bir randevu verseniz. Bırakın bana. İletirim. O gerekirse arar sizi. Buyurun. O ne öyle? Arkadaşım, biz bu CD için ne emekler harcadık? Siz bir yığının içine atın diye mi? Bütün CD'ler emek burada. Tek tek dinliyoruz. İsterseniz alabilirsiniz CD'nizi. Adımı ve numaramı yazacağım. Ne olur ne olmaz değil mi? İnşallah bir an önce dinlersiniz. Tamam tamam dinleriz. İyi günler. Adam yüzümüze bakmadı. Kızım CD yığınını görmedin mi? Denizde kum, adamlarda CD.
Hayatta dinlemeyecekler, ben sana söyleyeyim. Açma şu şovum ağzını ya. Motivasyon konuşmacısı, yemin ederim. Dur daha yeni başladık. Biri olmazsa biri olur. Çalacak çok kapı var. Şş, mahalleden biri mi ya? Anlatsana. Ya baba, daha kızın haberi bile yok. Ya sen niye bu kadar ısrar ediyorsun? Oğlum ne kasıyorsun kendini ya? Git konuş, anlat. Ne demişler? Döv domuzu dostun olsun. Hem kadın milleti Naz'ı Niyaz'ı sever. Ya bir hayır der, iki hayır der. Üçüncüye ısrar edersen yelkenleri indiriverir yani. Baba hayırdır? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Niye lan? Ne bileyim. Öyle düğüne derneğe yüreklendirmezsin insanı sen. Yani acaba ölmeden şu dünyada birinize yaranabileceğim mi ben ya? Ya sen böyle sürüm sürüm sürünme diye ben kendimi zorluyorum, senin ettiğin lafa bak. Oğlum istersen burada yaşlan, benim umurumda değil, işime gelir. Ama burada ağzı açık ayran budalası gibi otururken kızı kaparlarsa hiç gelip bana ağlama ha. Hadi eyvallah. Taşlarınız gerçekten harika oldu. Hele arkadan görseniz parıl parıl. Bakım çok iyi geldi. Ben de çok beğendim. Aslı müptelanız olmakta haklıymış. Bu da herkes işini çok iyi yapıyor. Biz de onun müptelasıyız. Sizin de olmaya hazırız. Görüşürüz canım. Güle güle. Hakan. Efendim. İyi oldu seni gördüğüm abi. Ben de seni arayacaktım. Hayırdır? Gerginsin. Gergin mi? Yarın biraz az kalır ya. Şunları çekelim de bir rahat rahat konuşalım. Konuşuruz. Bizim Hakan, erkek arkadaşının en yakın dostuymuş, öyle mi? Tesadüfün de böylesi. Hakan ne dedi? Ne desin? Şaşırdı kaldı öyle. Zaten Ozan da Hakan Bey'in yanında bir şey diyemedi. Kıyamet sonra koptu. Senin için ne kadar önemli bu Ozan? Aslı Hanım, biz Ozan'la çok badireler atlattık. Yani tahmin bile edemezsiniz. Böyle bir yerde takılacağımızı hiç düşünmezdim. Ben Ozan'ı kaybetmeyi göze alamam. Ne demek istiyorsun ben anlayamadım tatlım. Biz seninle bir sözleşme imzaladık. Ben sana güvenerek bir yola çıktım. Sana yatırım yapıyorum. Hakan benim taahhütüme güvenerek sana bir yatırım yapıyor. Yani öyle sarhoştum, aydım, sözümden caydım. Böyle bir noktada değilsin yani. Farkındasın herhalde değil mi? Tamam. Biraz sakinleşsin. Ben onunla konuşacağım. Yani kabul edeceğini umuyorum. Vaziyet bu. Ajanstaki kadın da madem senin arkadaşınmış. Yardımın lazım Hakan. İş biraz da sende bitiyor. Umut çok iyi bir kız. Çok iyi niyetli bir kız. O bu piyasanın insanı değil. Anlıyor musun? Umut'u bu piyasada parçalarlar. Bilmiyorum abi, içime hiç sinmiyor ama olmadı de. Yani sende yetenek yok desinler okuldan falan. Ayarla, yap bir şeyler. Sonuçta sen de aşık olmuşsun. Şu an benim halimden anlarsın. Ben sevdiğim insanı korumaya çalışıyorum ve... Bilmiyorum Hakan, yap bir şeyler ya. Ozan. Söyledim ya bak, Umut'un menajeri benim çok eski bir arkadaşım. Yani ben bu desteği ona veriyorum, Umut'a değil. Kadın gerçekten çok zor bir durumda. Yani her şey sıfırdan başlamaya çalışıyor. Ve Umut'a çok güveniyor. Hem sen onun söylediğine bakma. Umut gerçekten çok yetenekli bir kız. Ya benim şu aşamada ağız değiştirmem çok abes olur. Ya iş yapıyoruz sonuçta. Hem bir insanın kaderinden bahsediyoruz burada. Yani sen onu ne kadar sevsen de kararı Umut verecek. Sen değil. Hem yarın şöhret olmayacak ya bu kız. Senin bu telaşın niye?
kadın boşuna mı yapıyor bu yatırım? Ha? Ben Umut'u tanıyorum. Umut tuttuğunu koparmadan bırakmaz. Ya olursa? Sen gördün. Sen gördün ben bu ilişki için neler çektim. Daha senin görmediğin neler var. İstemiyorum abi ben bu kaygan zeminde dans etmek. İstemiyorum ben Umut'un böyle bir piyasanın içinde olmasını. Benim de orada tanıdığım insanlar var. Anlatıyorlar bana. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Sen neden beni anlamamak için bu kadar diretiyorsun Hakan? Karar merci ben değilim. Bu kararı Umut ve ajans verecek. Hem ayrıca ben sana sabahtan beri anlatıyorum. Ama anlamamakta direten sensin. Ucuz etin suyu işte. Of. Bu ayakkabılar canımı okuyor benim ya. Of. Beni de mahvetti. Ya arkadaşınızla nişan alışverişine çarşıya gidiyorsunuz topuklularla. Kızım giysenize düz bir şey. Ayakkabı dolabımız var ya bizim Tayfur. Ha kıyafetimize bunları uydurabildik. Ne yapalım? Baldız, sen bir müsaade etsene bize. Yine ne var Tayfur? Ne zaman konuşuyorsun sizinkilerle ha? Artık şu bizim nişan alışverişimiz de başlasa diyorum. Tayfur! Ne? Ya kızım bir öpücük bile alamayacak mıyım? Duvara tırmanıyorum kızım, duvara tırmanıyorum artık. Ne zaman konuşuyorsun sen sizinkilerle? Ya az biraz daha sabret hayatım. Evde sanki gündem duruluyor mu? Abi Mut yüzünden sinir küpü. O yatışmadan söyleyeyim de vursun seni. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum hayatım. Neyse, benim bir yere daha uğramam lazım. Hadi görüşürüz. Ne yapıyor bu ya? Aa, iyice şaşırdı kendini. Öptü bir de ya. Yuh. Efendim? Ragıp Efendi, ben Zafer. Sen benim numaramı nereden buldun? Sen bizi fazla hafife aldın galiba. Benden esirgediğini oğlundan misli misli aldım. Sen o yalanla kendini kandır. Savcılığa başvurdun. Eğer beni bir daha ararsan polisle muhatap olacaksın. O zaman ben de mesaj atarım balım. Thank you.
Ozan. Selam baba. Baba çok yorgunum ya. Vallahi hemen şöyle bir duş alıp yatmak istiyorum. Sana hemen iyi geceler desem kaçsam. Oğlum gel iki dakika yüzünü göreyim ya. Bugün işe de gelmedin. Tamam. Dışarıda işlerim vardı ya. Sana söyledim ya. Bana bak. Dün annen yüzünden doğru dürüst konuşamadık zaten. Bugün de görmedim seni. Bu Zafer meselesini nasıl hallettin merak ediyorum. Zafer nereden çıktı şimdi? Nasıl nereden çıktı? Sen benim kaç yıllık oğlumsun. Seni kitap gibi okurum ben. Yani iki gündür senin bir derdin var. Yoksa o herif canını mı sıkıyor ha? Doğru söyle bana. Zafer değil. Başka şeyler var. Zafer o... Zafer meselesi tamam. Allah Allah. Yani para için bir araba dayak yemeyi göze alan adamı sen ikna mı ettin? İnsafa geldi herhalde. Bilmiyorum ya da kaz gelecek yer diye de düşünmüş olabilir. Öyle bir herifin kafasından neler geçiyor şu an çok tahmin edemiyorum. İnsafa geldi ha? Herhalde. Kaz gibi seni yolmuş olmasın sakın. Maşallah yalanın kompetanı olmuşsun. Utanmıyor musun sen be? Ha? Baba ne yalanı ya? Sus. Sus be! Hala kıvırtıp da beni dinden imandan çıkarma. Herif hesap cüzdanının fotoğrafını çekip bana yolladı. Allah Allah. Başka derdi paşanın? Şu hale bak. Bizim Don Juan'ın içinden bile maço çıktı. Yok kızım yok. Bunların okumuş da cahil de aynı. Bu çalışan kadın fobisi toplumsal bir hastalık. Ay ne alaka canım saçmalama. Kuaförde çalışacağım deseydin izin verecek miydi? Ha? Ben sana söyleyeyim vermeyecekti. Ne gerek var orada çalışmaya? Benim halim vaktim yerinde diyecekti. O zaman belki ben istemeyecektim. Hem bu izin verme meselesi değil ki. Ya ne? Umut bak dikkat et yuları bu kadar da kaptırma. Sen de bir karar ver ama. Ben netim yavrum. Mesajım belli. Aptal aşık olma. Gereksiz yere gitmek kadar tavizlerle kalmak da aptallık bana göre. Ya yok. O başkasından öğrendi ya onu hazmedemiyor. Emrivaki oldu sonuçta haklı çocuk. Ya bana da aynı şey yapasa ben de kızarım. Ama canım konuşacak vaktiniz olmadı ne yapalım? Hem çekip gitmek neyin nesiymiş Allah aşkına? Umut. Sakın hayallerimden vazgeçeyim deme. Vallahi gebertirim. Asude'den bana kalırsan tabii. Ya yok ya. Ben onu tanıyorum. O şimdi bu gece iyice düşünür, yumuşar. Hem ne demek ya değişeceğim? Ne saçma. Sürdürmez bu inadı ya. Ben biliyorum eminim. Sürdürmez değil mi? Sürdürmez değil mi hale? Dur bakalım dur. Bulacağız bir formül. Ben de seni kül yutmaz sanıyordum. Sen hangi akla hizmet? Nasıl yaparsın oğlum böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın? Hem nereden buldun o parayı? Nereden buldun? Ne oluyorsunuz Ragıp'cığım? Sen oğluna sor onu. Anlatsana annene. Ha? Hadi anlat. Bundan sonra nasıl savunurum ben seni? Senin için neleri göze aldım ulan ben? Neleri göze aldım? Sen bana nasıl kazık atarsın? Baba kazık deme gözünü seveyim ya. Özür dilerim. Baba özür dilerim. Ne yapayım baba ben artık bu konu kapansın istiyorum. Çok sıkıldım. Ben o yüzden kendi çapımda böyle bir formül bulmak zorunda kaldım. Çok yakın bir arkadaşımdan borç para istedim. Ona da vadeyle ödeyeceğim. Konuştuk. Onda hiçbir problem yok. Zafer konusunda sana yalan söylemiyorum. Zafer konusu kapandı diyorsam kapandı. Ben o adama o parayı verirken karşında bunu bir yazı imzalattım. Ve o adam bak sana söz veriyorum. Bir daha bizden para istemeyecek. Ulan neyle ödeyeceksin ha? Neyle ödeyeceksin? Senin benim param dediğin hepimizin parası değil mi hıyar? Sen de bu salaklık varken o soytarı seni daha çok soyar. Şeytana pabucunu ters giydirir o mendebur biliyor musun? İmza almışmış da bilmem neymiş de. Sen para mı verdin o asalağa oğlum? Baba yeter. Çalışıp ödeyeceğim diyorum. Tamam mı? Çalışmıyor muyum ben şu an? Çalışıyorum. Yoruldum artık. Yoruldum.
Lan sen bir de suç mu bastırıyorsun ha? Ragıp. Gel buraya. Ragıp. Ne olur sakin ol. Simit gibi fotoğrafını çektirip göndermediği kaldı pezevengin. Bunda bu salaklık varken yakında onu da alnımıza yapıştırır. Hatta sonunda benim gelip masama da oturur bu şerefsiz. Ben sana başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Dinlemedin al işte. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Ben boşuna Neriman Köksal olmadım o zaman. Başlatma Neriman Köksal'ından. Tamam her şeyi bildin. Yıldızlı peki. Hadi gel git. Duygu, Duygu git. Yap ama onu yapma. Evet. Benim bir dönmüyor yine. Duygu dönemiyorum. Beceriksizsin çünkü. Beceriksiz sensin. Kayıyorum ben. Nasıl kayıyor? Ya üstüme niye çıkıyorsun? Aa hayır ama. Ne hayır ya? Ama. Ben ya. Dönemiyorum. Duygu of. Ben gerçekten dönemiyorum. Bir dakika. Ya sen nasıl gidiyorsun? Geçtim. Hile yapmayalım. Merhaba diyelim. Ben bölmeyeyim sizi. Ben gidip bir bakayım. Soyunuyordum. Daha önce de soyunurken gördüm. Bu kadar önemli bir toplantıyı berbat bir ses tonuyla iptal ettiğin için endişelendim. Ne var yani Hakan? Senin için endişelenemez mi? Endişelenme. Benim yerimi artık düşünme. Ben sadece... Sen sadece ne Duygu? Hı? Sen sadece ne? Ben kör müyüm zannediyorsun? Yok işte. Ya bende bir karşılığı yok. Bunu ben sana daha nasıl anlatabilirim? Defalarca denedim. Artık üstüme bu kadar gelme benim. Üstüne geldiğimin farkında değildim. Dost olarak yanında olduğumu anlatamamışım demek. Niye sinirlenmiş bu? Takma ya. Rövanşı biz de yaparız artık. Duygu. Yani abim işte. Nasıl bir hırs küpüdür çok iyi biliyorsun. Onun sistemi zor olanı başarmak üzerine kurulu. Çocukluğundan beri hep öyleydi o. Hani yolun sonunda bir havuç olacak. Ve o havuca ulaşmak için böyle yırtacak, parçalayacak kendini. Yani nacizane demek istediğim şey... peşinden koşturmadan onu kafalaman mümkün değil. Kafalamak? Ya sen beni biliyorsun işte. Bir ilişkiye başlamak değil. Sen bu kadar büyümek için acele etme bakalım. Sonuç 5 senenin keyfini çıkar. Sonrasında böyle şeylere yeterince kafayı vuracaksın. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Koca çarşıyı dolaştık. Bir tane adam çıkmaz mı karşımıza ya? Bir tane. Bitmiş ya. Müzik çarşısı mı kalmış? Sapık sapık adamlar. Safız ya biz de. Oldu canım.
Yiyecektik sizin yalanlarınızı. En iyisini internet. Bir Justin Bieber örneği var. Bir Zaz örneği var bugüne bugün. Bunlar sokaklarda şarkı söylüyorlardı. Biz daha iyisini yapacağız. Klip çekeceğiz. Yok artık. Tatlım pardon, nasıl yapacağız onu? Hayır, Tayfur'dan bir kere daha para almaya kalkarsan ya nikaha basacaksın ya da... Sorma ya, manyak. Ay, abim de korkutmuyor artık herife ha. Aman ondan bahsedip bir de benim canımı sıkma ne olursun. Burada çekeceğiz klibi. Bu kaydın üstüne bir de video yükleriz. Burada. Otantik bir ortam yaratırız. Gerisinde kliplerden baka baka bir formül buluruz canım, ne bileyim ben. Eldeki malzeme bu, ne yapalım? Gelelim fasulyenin faydalarına. Hatırlarsan en son Tayfur'a kamerayı geri vermiştik. Biliyorsun ki ben istemeye gidersem gittiğim gibi dönmeyebilirim. Bize kendisini feda edebilecek bir kahraman lazım. Her şey vatan için, her şey vatan için, her şey vatan için. Tamam o zaman, aş suyu dökelim. Bu arada mantıklı bir hikaye kurarız. Mete! Aşkım, iyi misin? Gezme kaçtım. Uyku tutmanı da bana bir hikaye anlatır mısın? Aklımda bir tane var. Bunca yıl yatakta yattın da bir şey oldu sanki. Durduk yere icat çıkarttım ben. Zaten daracık oda. Hayır, gece çişe kalktım da üstüne basacağım, göreceğin gününü yani. Şşş, bir bak, bir bak. Bir laf konuşuyoruz, bir yüzümüze bak, değil mi? Uykum var. Heh, uyu, uyu, uyu. Uyu. Sabah erken kalkacaksın. Ha, sen öyle dom kuş gibi bak bana. Ben yine kıyamıyorum, seni düşünüyorum. Bugün gittim, aradım, taradım, sana iş buldum. Ay evde durdukça iyice kafayı yedin ya, dellendin sen. Sıkılıyorsun. Hani çalışmak iyi gelecek sana. Ne işiymiş bu? Bir restoranda bulaşık yıkayacaksın. Tam senlik. Rahat edersin. Oh. Bir şey değil. Çok naziksin. Çek şunu, çek. Şunu da çek. Oh. Rüzgar. Sen ne yapıyorsun böyle her gece her gece? Hı? Dersin falan yok mu senin? Ödevim vardı, yaptım abi. Kontrol etmek ister misin? Salon bana lazım. Git biraz odanda takıl. Ya film bitmek üzere. Hani en azından bu gecelik film bitse de öyle gitsem. Çalışmamasam burada. Ben Hakan Bey'in tek kişilik hayat planlarını unutuyorum bazen, affedersin. Bir de bir şey söyleyeyim mi? O kız senin tavrını anlamadığından ya da gurursuz olduğundan değil. Senin tavrına rağmen seni kazanmak istediği için böyle yapıyor. Aşık ve aşkı için küçülebilecek kadar karakterli. Bu birazcık saygı hak ediyor bence. Sen aşktan ne anlarsın ki kalkmışsın karşımda bana ahkam kesiyorsun? Senin daha yaşın kaç? Madem bu iş yaşla, sen ne anlarsın be aşktan? Sen hiçbirini kendinden daha çok ön plana koyup onun için bir şeyler yaptın mı? Ya da kendinden vazgeçecek kadar çok sevdin mi birini? Ben ne yapıyorum diye şaşıra şaşıra, kendine her gün baka baka birisi için bir adım attın mı abi bugüne kadar? Bir dene. Belki birazcık daha renkli bir adam olursun. Sen aklını biraz kendine sakla çok bilmiş.
Bekliyorum sınav sonuçlarından bir tanesi kötü gelsin, ben soracağım sana o izlediğin filmleri. Sabaha kadar gözümü kırpmadım biliyor musun? Ben de. Ya Ozan, bu yaptığımız en saçma kavgaydı. Hayatım, ikimizin de sinirleri gereksiz gerildi. Yani ben de fark ettim ama olsun. Ya beni anlayacağını biliyordum. Ozan, sen yanımda olduktan sonra hiçbir yolda kaybolmam ki ben. Ne demek bu? Ben sen vazgeçtin zannediyorum. Vazgeçmedim, şu an yanılıyor muyum? Ne bileyim. Ben de durumumu düşündün, beni anladın sanıyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ya Ozan, bak lütfen konuşuruz, tamam mı? Yani her şeyi birlikte karar veririz. Bir senaryo geldiği zaman ilk sen okursun, söz veriyorum. Ama ne olur bunu bize yapma. Bir dakika, benim bize bir şey yaptığım yok. Orada bir dur. Ben en başından beri olduğum yerde duruyorum farkındaysan. Gerçekten ben bunu seninle tartışmayacağım şu an. Ben işe geç kaldım biliyorum. Alo. Merhaba. Merhaba Hakan Bey. Bir gelişme var Umut. Seninle yüz yüze görüşmek istiyorum. Bugün ne zaman müsait olursun? Ben de programımı ona göre ayarlayacağım. Tamam. Benim bugün dersim erken bitiyor. Oradan çıkınca gelirim. Ben de sizinle bir şeyler konuşmak istiyordum. Tamam o zaman. Ofiste bekliyorum. Tamam, iyi çalışmalar. Bizim ev çok kalabalıktır beyciğim. Beş tane çocuk var yani, Allah bağışlasın. Onların arkadaşları da gelir giderler. Yani bizim hanım zamanla 10-50 oldu ya. Bak, dağ gibi bulaşığı yarım saatte yıkar, üstüne de dolma sarar. Ne zaman sardığını anlayamazsın yani. Ne ara yaptı lan kadın bunu dersin. Yemekte mi yapacağım? Yok canım, aa, ben öyle lafın gelişi dedim. Yoksa yani sadece bulaşık seninki sadece. 5 dakika boş kalmaz burası. Maşallah. Hakkıyla bulaşığa yetiş yeter bacım. Evet diyorsan gel mutfağa götüreyim seni, hemen başla. Ya diyor bak bak bak, bakışlarından belli işte. Ben anlarım böyle insanın bakışından anlarım. Diyor. Hadi gel, gidelim. Hadi karıcığım. Gel bacım, gel gidelim. Hadi canım benim, hadi hayırlı buyurun. Uğurlu olsun. Hadi. Buyurun. Hadi karıcığım benim, hadi. Oh, mis gibi de koktu be. Bana bak, kap bakayım bana bir kelle paça. Günaydın. Günaydın. İşe gitmeden önce ben de sana bir hikaye anlatacağım. Hevesli dinliyorum. Bakma. Semih. Günaydın. Hayırdır, sen bu saatte Hayri aramazsın, ne oldu? Kaçtır arıyorum, konuşasın olmadı herhalde, açmadın. Hala konuşasım yok desem?
Mahkeme sertleşmiş. Asu de seni onu dolandırmakla suçluyormuş. Saçmalamasınlar ya. Nereden çıkartıyorlar bunları? Sizden açıklama gelmezse yazılığın çizilenin önüne geçemezsin. Farkındasın değil mi? Ben sana yardım etmek istiyorum. Sağ ol. Ama yok öyle bir şey. Biz gayet medeni bir çerçevede boşanıyoruz. Semih, benim bir toplantıya yetişmem lazım. Ben seni daha sonra ararım. Al işte. Üşüşmeye başladılar bile. Yalnız bunu bir haber konusu yapmak daha büyük saçmalık değil mi? Ay, yıllardır birlikteyiz. Yıprandık, yorulduk, ayrılıyoruz. Hepsi bu kadar. Yalnız ben bunları daha fazla dinlemek istemiyorum. Ve devam edersen kalbini kırarım. Sana da. Leş kargaları. Layla Hanım bu defa da alışveriş yaparken yakalanmış. Ayrılmanızla ilgili soruları da yanıtsız bırakmış. Ya sen beni sabah sabah delirtmeye mi çalışıyorsun Beril? Ay sok gözüme yani. Aferin, sok gözüme. Ya bu da bir alışverişe mi gidiyor? Hemen foto muhabirlerine mesaj. Haspam. Yakalanmışmış. Şuna bir de üzerinizden prim yapma fırsatı vermeyin demeye çalışıyorum. Ya bir basın açıklaması yapın, kapatın ağızları. Yoksa en çok yapılan siz olacaksınız. Yaz bir bildiri. Bitsin. Ve de böyle bir toplantı düşünmüştüm ben. Tabii. Ama şu saatten sonra sizi başka türlüsü kurtarmaz. Yani insanlar sizi birlikte aynı çerçevede görmeden söylediklerinize inanmaz. Bakalım Mete Bey de o kadar makul davranabilecek mi? Alo. Mete duşta Asude. Duşa götürmemi ister misin telefonu? Çıkınca arasın. Söylerim. İyi günler. Ay. İyi misiniz Asude Hanım? Su getirsene bana çabuk. Sağ olasın. Aa, hemen alıştın ha. Aferin hatun sana be, aferin. Bak, bir şey diyeyim mi sana? Ya böyle bir işe giriştiği zaman dünyayı görmez gözü ya. Ortalığı yalar, siler, süpürür. Aman aman, hep böyle olsun inşallah. Ya olur olur, merak etme, ben kefilim. Sen bir sıkıntı yaşamazsın. Şu benim hesabı da onun haftalığından düşersin, tamam mı? Tamam, hallederiz. Hadi eyvallah. Hadi karıcığım, hoşça kal canım benim. Hadi hoşça kal, hoşça. Ya bir şey diyeceğim. Şu yarım ekmeğe bir döner yapsan. Evde ufak oğlan var da ona götüreyim ben. Tamam, anasına verirsin, oldu mu? Tamam, hadi hayırlı işte. Eyvallah. Oğlum şu telefona bak. Abi, Hale abla. Alo? Hale? Musa merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Şey diyeceğim, seninle konuşacaklarım var. İki saat sonra burada olabilir misin? Ya şey...
Hay Allah, çok da iş var ama ayarlarım, ayarlarım. Nereye? O zaman dükkanın buradaki çay bahçesinde buluşalım. Çay bahçesi. Tamam, o zaman ben gelince ararım. Tamam. Oğlum, çabuk bana temiz gömlek ver. Tamam abi. Hadi lan! Hadi! Ya bak, burada iki tane cıvata kaldı. Onları da sıkarsın. Olmadı ben gelince bakarım, tamam mı? Buyurun, Erkan Bey sizi bekliyor. Merhabalar. Merhaba. Önce bir şeyler söyleyelim. Ben kahve alacaktım. Sen ne içersin? Çay olabilir. Bir de su. Musa, kusura bakma, beklettim. Son anda bir müşteri geldi. Oyaladı da oyaladı. Yok, sorun değil. Hiç önemli değil. Aç mısın, bir şey yer misin? Yok tokum, yedim ben. Bir çay içerim ama. Kardeşim, bir çay verir misin? Aslında acelem var, gitmem lazım. O yüzden konuya hemen girmek istiyorum. Ama önce bana bir söz vermen lazım. Musa. Bak, sen bana geldin, bir şey olursa benimle konuş dedin. Bir fırsat ver dedin. Ben de o fırsatı sana vermeye karar verdim. Ama bak, anlattıklarımı Umut'un aleyhinde delil olarak kullanmak, anlamadan, dinlemeden celallenmek yok. Söz mü? Ne oldu? Musa, söz mü? Söz. Ne oldu? Ya tamam, söz. Laf ağızdan bir kere çıkar. Ama olaylar biraz uzun, biraz da karışık. Ne olur lafımı kesmeden dinle, tamam mı? Bak şimdi. Bu benim için de bayağı zor bir durum oldu. Yani iki sevdiğim insan arasında kaldım. Ozan daha süre de benim için önemlidir. Ben de arada kaldım Hakan Bey. Ben Ozan'ın böyle bir şeyi sorun edeceğini hiç düşünmezdim. Verdiğim sözleri çiğnemek adetim değildir. Ama Ozan'ı da çiğnemek istemiyorum. Yani seçimin Ozan mı olur? Kesinlikle Ozan olur. Ama onun benim bu seçime zorlamayacağını ve sakinleşince doğru karar vereceğinden eminim. Hakan Bey, siz yakın arkadaşsınız. Yani ben düşündüm ki belki onu bu konuda ikna edebilirsiniz. Ben bu konuda araya girmek istemiyorum. Çok ünlü bir menajer. Umut'a iş teklif etti. Şu Asude denen kadın mı? Sen nereden biliyorsun be? Ya benim bildiklerim biraz bölük pörçük. Yani çok da bir şey bilmiyorum. Neyin nesi bu kadın? Biraz böyle eserekli. Ama işinde çok iyi. Çok güvenilir. Umut'un önünün çok açık olduğunu söylüyor. Ona özel dersler aldırıyor. Hem de bu gördüğümüz iyi oyuncular var ya, onların mezun olduğu okuldan. Musa, yamultma öyle kaşını gözünü. Kızın yaşadıklarını sen de biliyorsun. Kendi yaptıklarından da, babanın yaptıklarından da pek gurur duymuyorsun ki. Bana gelmişsin hatırlarsan. Belki şans güldü Umut'un yüzüne. O sıkışıp kaldığı yerden kurtulacak. Sence de artık daha iyi bir yaşam hak etmiyor mu? Ya onun daha iyi bir yaşam olduğunu kim biliyor ki? Hani kime göre iyi, neye göre iyi? İnsan önce elindekinin değerini bilecek. Yani öyle değil mi? Aman tamam, boş ver. Biliyordum zaten senden bir şey çıkmayacağını. Fakirin umudu işte. Hale. Tamam, bir şey demedim. Gitme. Gitme. Sustum. Tamam.
İyi hadi otur. Biz yeni bir diziye başlıyoruz. Seni de evdeki kızlardan biri olarak düşünüyoruz. Tabii şu durumunda seni okul için zorlayamam. Ama gerçekten büyük bir prodüksiyon olacak. Eğer evet dersen ve projeden vazgeçmek istersen senin için ben de bir şey yapamam. Çünkü bu Asude için bayağı büyük bir yıkım olur. Başrol değil. Ama kendini bayağı bir gösterebileceğin bir rol. Yani bazen rollerin kaderini oyuncunun performansı belirler. Dediğim gibi bu iyi bir fırsat. Ama son karar sana ait tabii. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Yani bu fırsatın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Ama Ozan'ı ikna etmeden de bir şey söylemek istemiyorum. Düşünmek için biraz vaktim var mı? Tabii. Ama benim çok vaktim yok. Ön hazırlıklara başladık çünkü. Tamam. En kısa zamanda size haber vereceğim. Haber bekliyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Ne? Ne diyeyim ki şimdi ben? Ya gidip kardeşimi bırakma diye adama yalvarayım mı? Ya bunu istiyor musun gerçekten benden ya? Hem haklı endişelenmekte de. Maddi durumu iyi. Yani Umut'a bakabilir. Hem Umut niye bu kadar ısrar ediyor ki bu konuda? Musa'cığım, sana Ozan'ın annesini anlattım. Ya kız ömür boyu o kadının altında ezilsin mi? Ya da farz et ki yarın öbür gün bir şey oldu, problem oldu, anlaşamadılar. Ne olacak? Umut o kadar rahata da alışmış olacak. 35 yaşında boşandılar mesela. Nereye dönecek Umut? O kadar yıl çalışmamış olacak. Nereden başlayacak mesela? Tamam, zor bir yol, kabul ediyorum. Ozan da sen de haklısınız endişelenmekte. Ama seni kızlar da uğraşıyorlar. Ben onların başlarındayım. Hem bizim kızlarınki öyle çatara patara şeyler. Öyle arka tarafta görünüyorlar. Tamam işte, Ozan da aynı şeyi yapsın. Umut ayran ağızlı bir salak değil ki. Bu işi hakkıyla yapmak istiyor. Ya görmüyor musun? Bir sürü saygın oyuncu var. Umut neden onlardan biri olmasın? Düşünsene, başarırsa kendine ait bir geliri olacak. Başı dik duracak. Orası öyle de. Öyle de öyle de. Siz erkekler zaten kendinize eş değil, köle arıyorsunuz. Otur otur, kalk kalk. Ha, çalışmasın, elime baksın değil mi? Yok, ben öyle değilim. Çalışsın tabii. Yani yeri yurdu belli olduktan sonra çalışsın. Kendi ayaklarının üstünde dursun. Daha ne? Musa, bak sen Ozan'la konuşursan başka olur. Erkek erkeğin dilinden anlar. Bırakıp gitse ne olacak? Seni de yaklaştırmıyor yanına. Çakalın kurdunun ortasında yalnız mı kalsın kız? Sana güvenebilir miyiz? Bana söz verdiğin gibi bize yardım edecek misin? Söyle bakalım şu Ozan Efendi'nin telefonunu. Dur, ezberimde değil. Efendim? Musa ben. Bana ayıracak biraz vaktin olur mu? Hayırdır, ne oldu? Yüz yüze konuşalım. Tamam. Uğrarım senin kahvehaneye. Yok. Benim mekan olmaz. Ben şimdi dışarıdayım. Sen neredeysen oraya geleyim. Ofise gel o zaman. Yok. Babanla karşılaşmak istemem ben. Babam dışarıda. Adresi veriyorum. Tamam. Evet. Tamam. Ben bulurum orayı. Bulurum. Eyvallah. Ay Musa, ne harika bir şey yaptın. Vallahi gurur duydum kız. Kız derken? Lafın gelişi. Çok sevindim yani. Bak unutma, beni karıştırmıyorsun, tamam mı?
Hadi ben kaçıyorum madem. Bak beni merakta bırakma, tamam mı? Çıkınca ara. Ararım. Hale. Sinemaya gitmiştik ya. Yani istersen yine gidebiliriz. Sen şu işi güzelce bir hallet bakalım. Ondan sonra bir kutlama yaparız tabii canım. Yapmaz mıyız? Hadi hoşça kal. Bugün bir ara uğrar, beni görmeye gelirsin belki sete. Düğün sahnesi çekeceğiz. Eğlenceli olacak. Hayatım, ne işin var benim o kalabalığın ortasında? Canım sık kız zaten. Bir de insanların gevezeliğiyle uğraşamam. Fena taktın şu gazeteciyi. Bırak hayatım konuşsunlar. İki gün sonra susarlar. Önemli olan o iki günde bizi ne kadar kanatacakları. Hadi ben çıkıyorum. Aşkım, canını biraz daha sıkacağım. Al Suudi aradı sen duştayken. Ne dedi? Aradığımı söylersin bu ürünü. Tamam, ararım. Hoşça kal. Aslı'da beni arar mısın? Beni gazeteden Şermin aradı bugün. Semih de beni aradı. Değişmeye başlamışlar. Biz zaten birbirimizi yeterince hırpalıyoruz Mete. Bir de onlara ihtiyacımız yok. Düşündüm de birlikte bir basın toplantısı yaparsak anlaşarak ayrıldığımıza ikna ederiz onları. Hem kapanır gider bu konu. Ne diyorsun? Tamam. Sen ayarlayıp yerini bildir, ben katılırım. Görüşürüz. Emredersin paşa. Hoş geldin. Merhaba. Umutcuğum. Ne olur sevgilimle meselemi hallettim de iyi haber ver bana. Yeni bir haberim var ama iyi mi kötü mü karar veremedim. Meraklandırdın insanı, gel anlat bakalım. Ya, telefonuma da cevap vermedi, aklım kaldı benim. Nesi var Ceylan'ın? Boğazı kötü. Ondan cevap veremiyor telefonlara. Yoksa çok selam söyledi sana, çok. Ya, üşütmüş. Ay enişte, kamera için tekrar çok sağ ol. En kısa zamanda geri veririz biz sana. Yok canım, önemli değil de. Ya evde kimse yokken sen bir alo desen de gelip görsen mi ben? Aa, yok canım, daha neler artık. Abim duysun da dört kolluyla yollasın mı bizi? Ya iyileşince uğrar seni canım, merak etme. Hem zaten o kadar vahim bir durumda da değil. Neyse, hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Harika bir haber değil mi bu Aslıda Hanım? Sezonun en büyük projelerinden biri. Yani şimdi küçük bir rol bile olsa önemli değil. Önemli olan şimdi senin bir yerden başlaman. Hem Hakan Bey de zaten sıkıntısız çalışan oyuncuların her zaman yanında olmuştur. Yani bu işle parlayamasan bile en azından seni başka dizilere pazarlama çabamız kalmaz böylelikle. Aslı Hanım, siz hiç sevinmediniz yani. Bu elimizi çok rahatlatacak bir şey. Sevinmez olur muyum? Şaşırdım sadece. Ani bir gelişme oldu bu. Hakan'ın böyle bir teklifle gelmesi çok hoş bir sürpriz canım. Daha sen neyini düşünüyorsun bebeğim? Biz neye hazırlanıyoruz zaten, ha? Durumumu biliyorsunuz. Sen de benim durumumu biliyorsun az çok. Al sana canlı örnek. Ben de sevdim, ben de genç oldum. Sevdiğim adamı hayatta her şeyin önüne koydum. Bir de bugünüme bak. Senelerin nasıl geçeceğinin garantisini kim veriyor? Birine yastığını vermek kolay ama o çekilince yere düşmek kolay değil. O zaman ne yapacaksın? Ha, o zaman gelince ben bu konuyu düşünürüm diyorsan kendin bilirsin. Bak bebeğim, senin hayatınla ilgili sana ben yalvaracak değilim. Sevgilin benim zararımı tazmin eder, ben yoluma devam edecek yeni birini bulurum, işler yürür. Dilerim bir ömür boyu mutlu olun. Ozan'ın karısı olarak her şey yolunda gitsin. Hani umarım öyle olur ama gitmezse bunu bir düşün. Gitse bile sen bir adamın karısı olmaktan başka kim olacaksın Umut? Bunu bir sor kendine. Hele o anlattığın kaynanayla. Evet, seni dinliyorum Musa. Ben lafa nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben bu Umut'un
oyunculuk meselesini yeni öğrendim. Sen o gün geldin bana dedin ki, Umut beni affetmemiş olabilir ama ben sonuna kadar peşindeyim dedin. Bak, bir sorumluluğu bir kişi alır. Bu işlerde peşinde olacaksın, sıkı takip edeceksin ki kızı yalnız sanmasınlar. Şimdi o sorumlu sen misin, ben miyim? Bir onu netleştirelim dedim. Sen kimden duydun? Duyarım. Umut bizi silmiş olsa da o bizim kardeşimiz, ailemiz, namusumuz. O gün geldin, delikanlı raconu çektin. Saygı duyduk, sesimizi çıkarmadık, sustuk. Şimdi bu iş sana emanet mi, değil mi? Onu bir netleştirelim. Ha yok değilse ben devreye girerim. Ben devreye girdiğim zaman da öyle sotede falan beklemem. Bu sefer neyin taktiğindesiniz? Hı? Onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Ne taktiği? Musa, senin gibi delikanlı raconunda bir adama böyle aptal yatmaklar yakışmıyor. Biraz kalıbının adamı olsana. Ne diyorsun koçum sen? Babanın beni kerizlediğinden haberin yok mu? Konuşuyoruz biz de Hakan'cığım. Daha neticeye varamadık henüz. Umut düşünürken ben seni bir arayayım, bir ön konuşma yapalım diye aradım ben seni. Yani sen bana bahsetmemiştin de şaşırdım. Tamam canım, tamam bebeğim, konuşuruz. Bir de şey diyecektim, bu sözleşmeyi mail atar mısın sen bana, bir inceleyelim biz. Tamam tatlım, tamam, bye bye, bye bye. Ay, ne düşünüyorsun bakayım sen kara kara? Ne karar verdin? Ben senin yerinde olsam bir dakika bile düşünmezdim. Seni bu kadar seven adam, senin hayatına bir engel olarak çıkacağına, seninle beraber aynı yolda yürümenin bir yolunu bulur. Yani, hay ağzına sağlık Beril. Doğru diyorsunuz. Ozan beni anlayacaktır, yanımda duracaktır. O zaman? Ozan'ın sinirlerini falan beklemez bu iş, söyleyeyim. Hayır dediğin anda birini bulurlar hayatım. Ay, gri yapın bu. Herkes kapısında yatıyor adamın. Tamam. Hadi imzalayalım. Beril'cim, infoya düştüğü anda hemen bir çıktı alıyorsun. Hadi hayırlı olsun. Ay. İnsan ana babasını seçemiyor. Ne diyeyim? Sağ olsun. Babam yine bana söyleyecek söz bırakmamış. Beni onunla aynı kefede tartma. Öyle benzemek isteyeceğim bir adam değildir. Ben onunla konuşurum. Bu senin becerebilirsem yani. Senin parayı da alır getir önüne koyarım. Eğer harcadıysa da borçlanırım sana. Eyvallah Musa. Ancak ben senden böyle bir şey beklemiyorum. Yani ben senin bilmediğini beklemiyordum açıkçası. Yani ben de şaşırdım. Bak güzel kardeşim. Umut istese de, istemese de bekar olduğu sürece benim namusum. Babamı zapt edememişim maalesef. Ama bu konunun bende parayla ilgili bir karşılığı yok. Umut dik kafalıdır. Ve son zamanlarda gördüm ki burnunun dikine ölümüne yürüyor. Şimdi sen bu kızın yanında mısın, değil misin? Ben kararı Umut'a bıraktım. O bir tercih yapacak. Daha dün ölümüne seviyorum diyordun. Lafımın arkasındayım. Çok seviyorum. Ama bu konuda anlaşamıyoruz. Ve ben bunu sadece Umut'la çözebilirim. Ve sonuçtan senin de haberin olur, merak etme.
bu kadar Badire'yi atlattıktan sonra böyle bir sebepten yarı yolda kalmayın. Yazık olur. Bana müsaade. Kendini de beni de Araf'ta bırakma birader. Ben hiç sevmem Araf'ı. İyice düşün taşın, öyle cevap ver. Eyvallah. Hale. Merhaba canım. Müsait misin? Sen anlattın değil mi Musa'ya durumu? Sana da geldi demek. Ben de onun için aramıştım. Sorma, kız kardeşlerinden öğrenmiş. Kızlar Umut'la Asude'yi konuşurken görmüşler. Ne diyor Musa? Sen hatta benim tepkimi de anlatmışsın. Değil mi Hale'cim? Çünkü Musa bana ne yapacaksın diye sordu. Ay sinirden ne dediğimi bilmiyorum, kusura bakma. Ama bana daral geldi yani Umut'un üstündeki bu erkek baskısından. Ayrıca sana bu tavrı hiç yakıştıramadım. Kız bütün emeklerini çöpe atıyor senin yüzünden. Haftalardır nasıl çalışıyor haberin var mı? Hepsi çöp. Bir dakika. Umut vazgeçti mi? Evet canım, Sevin diye aradım. Ozan bak. Umut ticaret lisesi mezunu. Yıllardır kuaförde karşılamada çalışan bir kız. Sen okullara, masterlara koşarken... İşini büyütmeye çalışırken bu kız sana evde sarma mı saracak? Ve süveter mi örecek? Yani ne istiyorsun? Nostaljik bir ilişki peşinde misin? Anlamıyorum ki. Ne alakası var hala ya? Ya o iş sesin. Onu da düzgün bir okula yazdıralım yani. Ama böyle bir şey değil. Tabii canım. 4-5 yıl daha sizinkilerin eline baksın değil mi? Himayelerine girsin. Tabii sizinkiler evet derse. Zafer'in parayı bile borç harç buldun. Senin ailenin tavrı buyken onların parasıyla okuyan Umut'a ne olur? Günden güne törpülenir, içine kapanır, kendine olan güveni gider. Ondan sonra evet efendim, sepet efendim diyen bir salağa dönüşür. Sen de o sepeti takarsın koluna, tam olur işte. Cık, saçmalıyorsun. Öyledir Ozan'cığım bu işler. Sen Umut'un niye peşindesin? Ha? O kadar kız varken niye onun peşinde sürükleniyorsun hala? Nesi cazip geliyor? Ben sana söyleyeyim. Güçlülüğü, kararlılığı. Kimseye eyvallah olmayışı. Kendi ayakları üstünde durabilmesi. E bunları Umut'tan alırsan o sıradan dediğin kızlardan ne farkı kalacak? Aşık olduğun kız işte o zaman ölecek. Ya hayat Umut'un azmine bir şans vermiş. Bırak bir şey başarsın. Gidiyor işte şirkete vazgeçtim demeye. Neden ayrıca her şeyden Umut vazgeçiyor? Umut çocuklara tapardı. Sokakta birini görsün üstüne pike yapardı. En az 2 tane yapacağım derdi. Delirirdi onlar için. Ne oldu vazgeçti. Yani geçmişte onu... Aşağılayanlara karşı bir cevap verme fırsatı doğdu. Vazgeçiyor. Sen de bir adım atsan. Ozan orada mısın? Buradayım. Ay, yetti artık deyip kapattın suratıma sandım. Korkuyorum hala. O da korkuyor. Elini tutsan hiçbir sorun kalmayacak. E şirketin sahibi de arkadaşınmış işte. Bak ballı börek. Bak Umut'un doğuştan gelen bir asaleti var. Bunu hiçbir dış koşul değiştiremez. Artık eski hayatında kraliçe miydi neydi? Sürünürken bile karakterinden taviz vermedi. Uçarken mi verecek? Ya biraz düşün. Ondan sonra Celal'le gözünü seveyim. Yalnız senden sağlam avukat olurmuş. Bak demedi deme. Sen adamı ipten alırsın. Ne demek yani? Evet mi diyorsun, tamam mı diyorsun? Ben Hakan'la gidip konuşurum. O da Asude'yi arar. Umut'un iptal kararını iptal ederiz. Ay yaşa be Ozan, yaşa. İşte benim aslan Romeo'm bu. Dur yalnız, sen bir şey söyleme Umut'a. Ben onu akşam bir yemeğe çıkartırım. Öyle bir sürpriz yaparım ona. Tamam. Hadi görüşürüz. Abi, istersen aptal aşık de, istersen görmemiş aşık olmuş da yüzüne gözüne bulaştırmış da, ki ben öyle diyorum. Yani ama bu kardeşinin geçen gün yaptığı çıkışı mazur gör abi. Yani günlerin stresi bindi herhalde bana. Yani abi sen biliyorsun biz neler yaşadık, neler çektik yani, ne zor günler oldu.
Şimdi yani tam her şeyi rayına oturtmuşuz. Bilmiyorum yani birdenbire böyle bir şeyin çıka gelmesi... Kayış sıyırdım yani. Bana kırıldın diye düşünmüştüm. Ya yok abi işte. Şımarıklık ettim diyelim. Ya ne yapayım? Hem sen de şimdi arkadaşına söz vermişsin. Ben de üzerine biraz sakin kafayla düşündüm. Yani Umut abi bir sonuçta bir amaç belirlemiş. Yani bir hedef koymuş kendine. Belki senin dediğin gibi olacak. Yani kız sevmeyecek bu işi. Değil mi? Yani yarı yolda belki bırakacak. Olamaz mı? Olabilir. Yani ben böyle yaparak ona daha çok belki gereksiz yere hırs yaptırıyorum. Yani o yüzden benim korkmam anlamsız. Yani sonuç olarak abi ben sevgilime güveniyorum. Ve onu desteklemeye karar verdim. Yani bilmiyorum belki de kızın gerçekten yeteneği var. Olamaz mı? Yani sonuçta o kadar çalışıyor. Benim yüzümden vazgeçsin istemem. Yani bir hevesi kursağında kalmasın. Sonuçta güzel bir şey değil yani o da. Gel. Kurye geldi efendim Amazon Casting'den. Umut Özen'e gönderdiğimiz sözleşme imzalanmış. Siz Asude Hanım'a bir şey gönderelim diyordunuz. Kuryeyi tutalım mı?